Merhabalar herkese. Kusura bakmayın, çok teknik şey oldu, sıkıntı oldu. Birkaç videom var size göstermek istediğim de onları türlü entegre edemedim. Şey, hala da olmadı. Bakalım deneyeceğim son sırasında hani nasıl olacağım diye. Neyse şimdi başlayalım. Hoş geldiniz. Sezai Soley. Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün sosyal tutumların nasıl oluştuğuna dair konuşacağız ve ben gelişim psikoloğuyum. Bebek ve çocuklarla çalışıyorum. Dolayısıyla size biraz o alandan öğrendiğimiz şeylerden bahsedeceğim. Genel olarak sosyal tutum dediğimiz zaman tabii belki onun ne olduğundan biraz bahsederek başlamak iyi olur. Tutum aslında dediğimiz şey pek çok farklı şeye karşı olabilir. Nesnelere karşı, ama aynı zamanda kişilere karşı da olabilir. Çeşitli değerlendirmelerimiz aslında bunlar bizim. Fakat iş kişilere geldiği zaman, yani kişiler hakkındaki tutumlarımız tabii nesneler hakkındaki tutumlarımızdan biraz daha farklılaşıyor. Daha ya farklılaşıyor derken aslında ortak yönleri de var bir taraftan. Fakat farklılaşan tarafları da var. Genel olarak ben sosyal tutum dediğim zaman aslında kişilere olan, yani sosyal varlıklara olan tutumlarımızdan bahsediyor olacağım bugün. Ve bunu konuşuyor olacağız. Bunun da nereden ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini biraz onlardan bahsedeceğim. Neden gelişimden bahsediyoruz? Neden önemli gelişim? Bunlardan bir tanesi, yani neden önemli olduğuna dair konulardan bir tanesi aslında çok biz yetişkinler olarak son derece deneyimli kişileriz. Yani yıllar boyu bir deneyime sahibiz pek çok alanda. Ve dolayısıyla çeşitli mesela kişileri olan bizim tutumlarımız bu deneyimler sonucunda bir şekilde değişiyor, değil mi? Fakat tabii yetişkin olduğumuz için ve bu deneyimler de beraberinde bir sürü şey getirdiği için bu tutumların hangi kısmı deneyimlerden geliyor? Hangisi aslında orada zaten vardı da değişmeden devam etti? Bunu yetişkinlere çalışarak çok iyi anlayamıyoruz. Mesela bugün bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi gruplar arası ilişkiler. Örneğin biz çevremizi, sosyal çevremizi pek çok ipucuna dayalı olarak sınıflandırıyoruz. Bu ipuçları ne olabilir? İşte dil, din, ırk vesaire, cinsiyet gibi kişileri gruplara ayırıyoruz. Ve bu grupların üyelerine dair de çeşitli çıkarımlar yapıyoruz ve çeşitli tutumlarımız var. Daha tanımamamıza rağmen o kişileri belki sadece grup üyeliklerine dayalı olarak çeşitli tutumlarımız oluyor. Şimdi biz bunları nereden öğreniyoruz? Ya da bunların hepsini gerçekten öğreniyor muyuz? Yoksa bunların bir kısmı belki de çok çok erkenden aslında doğuştan gelen süreçlerle de var olan şeyler olabilir. Çok deneyimsiz bebekler gibi örneğin daha birkaç ay evvel dünyaya gelmiş varlıkları çalışarak biz aslında bu süreçlerin hangileri öğreniliyor, hangileri aslında eskiden beri var, biraz bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu da insan zihnine dair bize çok daha fazla bilgi veriyor. Bu aslında bir şeylerin doğuştan mı geldiği yoksa öğrenildiği mi konusu çok eskiye dayanan bir konu. Bu psikolojiden önce aslında felsefeye gidiyor kökleri. Ve biliyorsunuz zaten duymuşsunuzdur. İki şey var. Ne derler? Görüş diyeceğim, uç görüş olarak bahsedeceğim bunlardan. Bir tanesi işte natizm dediğimiz, hani daha doğuştan geldiğini düşünen çeşitli yetileri. Descartes ve Kant gibi filozofların da aslında savunduğu. Bu belli bilgilerin hani temelde aslında zihnimizde zaten var olduğu ve deneyimle çok az şeyin aslında öğrenildiği görüşü. Bunlar işte 1600'ler ve 1700'lerden bahsediyorum aslında şu an bunları söylediğim zaman. Bir de bunun diğer ucunda tabii çok basitleştirerek bunu ben şu an söylüyorum ama
daha el sistem dediğimiz aslında işte tabula rasa deniyor ya, işte boş şekilde geliyoruz ve aslında pek çok şey deneyimle zihnimize giriyor gibi. Bunlar iki uç. Ve bu tartışmaya aslında gelişim psikolojisi en çok veri sağlayan alanlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi deneyimsiz olan varlıkları çalışarak bu soruya çeşitli yanıtlar arıyoruz. Tabii ki de deneyimi tamamen yok etmek mümkün değil. Çünkü deneyimden kastımızın ne olduğu da çok önemli orada. Yani evrimsel deneyimlerimiz de var. Başka türlerden bize gelen çeşitli bilgiler de var. Dolayısıyla hani onu tamamen tabii ki de şey yapamıyoruz, ama yine de hani bir yetişkine göre çok çok daha az bilgiye sahip olan varlıklar nasıl düşünüyorlar? Bunu anlamamız bizim bu tartışmaya aslında önemli veriler sağlamamızı sağlıyor. İlişkimizin süreçleri anlayarak dediğim gibi evrimsel mekanizmalar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Mesela diyelim ki bir bebek, birazdan bahsedeceğim bir takım metotlardan ve çeşitli bulgulardan zaten. Mesela işte bir bebek belli bir şey yapabiliyorsa, çok çok deneyimsiz olmasına rağmen o alanda belli bazı şeyleri algılayabiliyorsa, anlayabiliyorsa, belki çok erken ortaya çıkan bu mekanizmaların çeşitli evrimsel süreçler sonucu bu kadar erken ortaya çıktığını düşünebiliriz. Mesela gelişim psikolojisi alanında yapılan pek çok çalışma aslında işte mesela fizik alanında bebeklerin çok fazla bilgisi olduğunu gösteriyor. Yani işte bir şeyi bırakırsam yere düşeceğini beklemek, bir fiziksel maddenin başka bir maddeyi geçemeyeceğini normal şartlarda düşünmeleri vesaire gibi bunların çok çok erken ortaya çıktığını gösteriyor. Benzer şekilde mesela çeşitli aritmetik yetileri var. Toplama çıkarma basit olanlarını çok küçük aylardan itibaren yapabiliyorlar. Bunların belli alanlarda hayatta kalma avantajı sağlamasından dolayı çok erken ortaya çıktığı mesela düşünülebilir. Benzer şekilde bu çok erken ortaya çıkan ve hani farklı farklı kültürlerde de doğmuş olan bebeklerde benzer yetiler gözlemlerse, bu da aslında bazı şeylerin evrenselliğine de işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla aslında gelişimsel olarak bunlara yaklaşmak bize hem evrimsel mekanizmalar hem de evrensel süreçler hakkında bilgi veriyor. Tabii bir yandan şeyi de görebiliyoruz. Peki öğrenme süreçleri nasıl oluyor? Yani siz bir çocuğun küçük yaştan itibaren belli algılarının nasıl değiştiğini gözlemlediğiniz zaman ve bunların mesela farklı kültürlerde nasıl değiştiğini gözlemlediğiniz zaman bu öğrenme süreçleri, sosyalleşme süreçleri hakkında da bilgi edinmiş oluyorsunuz. Ve bu mekanizmaları daha iyi anladığımız zaman, örneğin gene hani işte farklı gruplara sosyal sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tutumların mesela nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabilirsek mekanizmalarını, buna dair daha erken yaşlardan müdahale programları geliştirme şansımız da artıyor. Çünkü yetişkinlerin tutumlarını değiştirmek, çocukların tutumlarını değiştirmekten daha zor. Çok daha kemikleşmiş ve oturmuş tutumlarımız var bizim. Dolayısıyla bunları daha erken yaşından itibaren müdahale etme fırsatımız oluşmuş oluyor. Bu gibi avantajları var gelişimsel araştırmalar yapmanın herhangi bir alanda aslında. Peki biz şimdi dedim ki bebekler işte şunu anlıyor, bunu anlıyor filan. Genel olarak baktığımız zaman bebekler çok da bir şey anlıyor gibi değiller. Eğer çevrenizde çok küçük bebekler varsa fark etmişsinizdir. Son derece yetileri sınırlı aslında. Yani burada ben bunu da çağırmayayım. Sonsuza kadar konuşmaya devam edelim. Yani motor yetileri çok sınırlı. Örneğin kafalarını bile daha 6 ay değillerse mesela, yani kafalarını bile tutamıyorlar, işte yürüyemiyorlar, kendi kendilerine bir şey yiyemiyorlar, konuşamıyorlar vesaire vesaire. Yani
yanlarında illa bir yetişkin olması gerekiyor ki ona baksa yolu hayatta kalmasını sağlasın. Şimdi bu aslında bizim genel baktığımız zaman dışarıdan gördüğümüz şey. Fakat bu konuda aslında biz çok da yalnız değildik. Bu kişiyi tanıyanınız var mıdır? Psikolojide önemli bir figür. Özellikle Amerikan psikolojisinin işte babası olarak. Evet, William James. William James'in çok ünlü bir sözü var. Yani bunu çeviremedim çünkü çevirmesi biraz zor ama yani genel olarak bebeklerin kafalarının çok karışık olduğunu ve etraflarında olan biteni çok da fazla anlayamadıklarını söylüyor William James. Bunu 1890'da söylemiş. Çok biliyorsunuz psikoloji alanında aslında çok önemli bir figür kendisi ama James'in düşüncesi bebeklerin pek de bir şey anlamadığı yönünde. Bu biraz da bu daha evvelden bahsettiğim empirisizm şeyinden de geliyor. Yani o bakış açısından da geliyor. Hani işte tabula rasa boş başlarız. Ondan sonra her şey deneyimle gelir vesaire gibi. Onun da etkisi var. Fakat başka şeylerin de etkisi var aslında böyle düşünülmesine. Piaget'i duymuşsunuzdur. Gelişim psikolojisi alanında çok bilinen bir kişi. Aslında hem filozof hem psikolog. Ve Piaget bilişsel gelişim alanında özellikle çok çok büyük katkıları olan bir kişi. Yani çok kapsamlı bir teorisi var Piaget'in çocukların gelişimine dair. Ve bu teori yani hala çok etkili ve hala araştırma üreten bir teori. Bu kadar çok araştırma üreten teori bulmak kolay bir şey değil. Yani o anlamda çok çok aslında Piaget'in etkisi vardır. Genel olarak psikoloji alanında ama özellikle de gelişim psikolojisi alanında. Piaget'in teorisine göre iki önemli şey var. Bir tanesi çocukların bilgiye çevreleriyle olan iletişimleri sayesinde ulaşmaları. Yani öğrenmeden bahsediyor burada. İkincisi de gelişimin çeşitli evrelerden oluştu. Böyle hani merdiven gibi bir şekil düşünür Piaget, biliyorsunuzdur bazılarınız. Hani çocuklar belli bir yerden başlar ama her basamakta yeni bir seviyeye ulaşırlar, daha evvelden ulaşamadıkları. Ve dolayısıyla başlangıçta da çok çok fazla yetileri yok Piaget'e göre. Bayağı çok basit şeyleri var. Mesela en başta olan şey az refleksleri ve çok temel öğrenme mekanizmaları. Yani bir bilgi yok çocuğun zihninde doğduğunda. Piaget kendi çocuklarını özellikle çalışarak teorisi üretiyor. Onları çok detaylı bir şekilde inceliyor ve çeşitli sistematik gözlemler yapıyor çocuklar üzerinde. Mesela işte çocuğuna ve bunları da çok detaylı yazmış kendi kitaplarında. Hakikaten inanılmaz bir detay söz konusu ama tabii ki de sayı çok az çalıştığı çocuk sayısı. Ve kullandığı metotlar da biraz sınırlı. Mesela nesne sürekliliği diye bir şey var. Duymuşsunuzdur belki. Çocuk karşısında olmayan bir şey, göremediği bir şeyin devamlılığı olduğunu düşünmüyor. Yani onun zihninde o nesnenin bir temsili yok. Çok küçükken. Bizimse yetişkin var için düşündüğünüz zaman siz hani şu anda anneniz babanız yanınızda olmasa bile onların varlığının devam ettiğini biliyorsunuz. Unutuyorsunuz gidiyor gibi bir şey söz konusu değil. Yani zihninizde birçok şeyin temsili var. Piaget bunu anlayabilmek için yani bunu ne zaman geliştiğini anlayabilmek için çocuklarıyla çeşitli işte gözlemler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de işte böyle ilgi çekici bir oyuncağı çocuğa sunuyor. Ondan sonra ardından çocuk işte ona ulaşmaya çalışıyor falan. Ardından onu kapatıyor bir kağıtla önüne. Ve bir anda çocuk ulaşmaya çalışmayı bırakıyor gibi. Buna dayanarak Piaget diyor ki çocukların neredeyse yani 2 yaşına kadar nesne sürekliliği algıları yok. Yani zihinlerinde böyle bir temsil yok henüz. Şimdi burada sorun şuradan kaynaklanıyor. Sorun diyorum çünkü aslında biz çok daha erken geliştiğini biliyoruz nesne temsilinin. Piaget'in kullandığı metotlar o zaman maalesef çok küçük bebeklere uygun metotlar değil.
Yani Piaget işte sözel şeylere bakıyor. Çocukların sözel yanıtlarına bakıyor. Veya işte motor yetilerine bakıyor. Nereye uzanacak, nereye gidecek filan diye. Küçük bebeklerde bu konuların hepsini çok kötüler. Yani hiçbirini yapamıyorlar. Dolayısıyla hani bebeklerle çalışmak için farklı bir yöntem üretmeniz gerekiyor. Bu açıdan bebek çalışmaları biraz sıkıntılı. Bir şey soramıyorsunuz. Soru sorarsanız yanıt alamıyorsunuz. Plan falan. Şimdi bunu aşmak için de başka araştırmacılar daha sonra çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. 1960 civarında Fans denen bir araştırmacı şöyle bir icat yapıyor. Şu cihazı icat ediyor. Ve bu cihazda bebeği aşağı oturtuyor o cihazı. Ondan sonra yatırıyor yani oturtmuyor da. Yukarıdan da işte önüne uyaranlar gösteriyor. Görsel şeyler. Ve en tepeden de ne kadar bunları izlediklerine bakıyor bebeklerin. Ve şunu fark ediyor. Aslında bebekler son derece sistematikler nereye baktıkları konusunda. Mesela şeyi fark ediyor. İşte şunları gösteriyor mesela. Şu farklı uyaranlar. İşte bir sarı bir yuvarlak, beyaz, kırmızı veya böyle işte siyah beyaz. Üzerinde yıldızlar olan bir şey veya gül. Bunlar da bakma süresi gibi düşünebilirsiniz. Ya da ne kadar zamanı ne kadarında o uyarana baktığını gösteren bir görsel olarak düşünebilirsiniz. Fark ettim ki sistematik olarak farklı grupları test ettiği zaman bebeklerin mesela birçoğu işte şöyle içinde kontrast olan böyle siyah beyaz şeyler mesela düz şeylere göre daha fazla dikkat verici, daha fazla bakıyor. Veya eğer bir yüz gösterirseniz hani o en çok ilgilerini çeken şey. Diğer şeylere göre de daha fazla dikkat veriyorlar. Şimdi bu aslında çok önemli bir bilgi. Hiçbir şey yapamadığını düşündüğümüz bebeklerin aslında bir şeylere sistematik olarak daha fazla ya da daha az dikkat verdiğini göstermiş oluyor Fans bize bunu yaparak. Bunu daha sonra başka araştırmacılar, mesela iki tanesi işte Liz Belki ve Bayercan, bu iki araştırmacı biraz değiştirerek farklı bir metot geliştiriyorlar. Bu metodda alıştırma metodu dediğim şey, şurada izleme süresini görüyorsunuz. Aşağıda da aynı uyaranın tekrar sunulduğu sayılar. Aynı uyaranı gösterdiğiniz zaman tekrar izleme süresi düşüyor. Belli bir seviyenin altına düştüğü zaman izleme seviyesi, araştırmacılar ya yeni ya da aynı uyaranı tekrar sunuyorlar bebeğe. Ve şunu gözlemliyorlar. Yeni bir şey sunduklarında bakma süresi tekrar artıyor. Eski şeyi sunmaya devam ettiklerinde bakma süresi az olmaya devam ediyor. Buna alıştırma deniyor. Ve bu alıştırma metodunu kullanarak şu an bebeklerin mesela pek çok algısal yetisini ölçebiliyoruz. Görsel algı, işitsel algı vesaire gibi. Soru bir el kaldırdı gördüm ama bir saniye. Aynı zamanda bu metodu kullanarak ve farklı şeyler de göstereceğim şimdi birazdan bu farklı versiyonlarını. Bebeklerin farklı sosyal olayları da nasıl anlamlandırdığını da görebiliyoruz. O açıdan çok çok faydalı. Elif bir soru vardı Dakika. ama. Merhaba hocam. Öncelikle Merhaba. ben şöyle bir şey eklemek istiyordum. Yani bunun günümüzde de çok fazla örnek aslında görebiliyoruz. Şöyle ki böyle anneler çocuklarına diyelim işte oynadıkları yaş gruplarına uygun oyuncaklar var. Bebek olsun çocuk olsun sürekli aynı oyuncaklarla oynadıklarında ilgi kayboluyor ve şey diyorlar. Arada bir hani yer değiştirin. Unutması için işte süre tanıyın. İşte kaldırın. Yani değiştirin şeklinde. Aklıma da direkt o geldi. Evet. Hani çünkü ve ya da farklı bir yere gittiklerinde ya hani böyle tanıdık olmayan birini gördüklerinde ya çekincer bir ifadede bulunuyorlar ya da böyle hoşlarına giden bir şey varsa daha istekli şekilde hareket ediyorlar. Bilmiyorum doğru örnekler midir ama. Evet, çok doğru. Hepsi ve çok çok farklı örneklerini düşünebiliriz aslında. Şimdi Hı.
Bebeklerin genel olarak sistematik olduklarını fark ettikten sonra zaten bunu görüyorsunuz. Yani hem kişilere olan, bugün bahsedeceğim bir sürü bulgu var, hem de nesnelere olan davranışları ve ilgileri aslında dediğim gibi tamamen bu işte yeni mi, eski mi, onlar için ne kadar şaşırtıcı veya değil, buna dayalı olarak değişiyor. Evet, bunun için de dediğim gibi aslında sadece hani çok sistematik bir şekilde laboratuvar ortamında ölçüm yapmak bile gerekmiyor çoğu zaman. Bunu çıplak gözle de gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Spelke ve Bayercan bu alıştırma metoduna bir ufak değişiklik yapıyorlar ve çocuklara önce bir şeye alıştırdıktan sonra yeni ve eski şeyler göstermek yerine çocuklara, daha doğrusu bebeklere olabilir veya olamaz olaylar gösteriyorlar. Şimdi bundan ne kastediyorum? Şöyle. Bunu kullanarak nesne sürekliliğini ölçüyorlar. Şimdi bebeği şuna alıştırıyorlar. Bir tane burada böyle bir tahta parçası gibi düşünün. Bir de top var diyelim. Bunu bebek görüyor. Bu tahta parçası böyle işte 180 derece inip kalkıyor. Bu olaya alıştırıyorlar bebeği. Topu da görüyor. Ona da alışıyor. Alıştıktan sonra bebeğe bir olabilir olaylar gösteriyorlar. Yani önünde tahta var ve tahtanın arkasında top duruyor. Tahta şimdi yere doğru inmeye çalıştığında topun olduğu yerde durması lazım. Yani tamamen 180 derece aşağı inemez aslında. Çünkü bu da bir fiziksel bir nesne. Bu da öyle. Yani bunun geçmesi mümkün değil normalde. Bu olası olay. Bir de imkansız bir olay. İmkansız olayda da top oradayken, topun orada olduğunu biliyorlar ama buna rağmen bu tahta parçası 180 derece aşağı iniyor. Sanki top orada hiç yokmuş gibi. Burada şunu soruyorlar. Acaba bebekler bu imkansız olaylara, bu şaşırtıcı olaylara daha fazla dikkat verecekler mi? Ve aynen bunu diyorlar. Burada farklı bir şeyini görüyorsunuz. Aynı olayı. Alıştırma olayı. Önce ekranı görüyorlar, iniyor, kalkıyor. Ondan sonra ona alıştıktan sonra imkansız ve imkanlı olayları gösteriyorlar. Ve bebeklerin imkansız olaylara çok daha fazla baktıklarını, imkanlı olaylara ise o kadar fazla dikkat vermediklerini görüyoruz. Daha sonra Spelkin'in pek çok araştırması var bebeklerin fiziksel olayları algılaması konusu üzerine. Orada mesela işte şöyle şeyler gösteriyor. Pardon, animasyon da çalışmadı. Bu PowerPoint hiçbir şey göstermiyor. Bu top buradan geliyor. Orada bir engel var önünde. Çocuk topun geldiğini görüyor. Sonra üzerine böyle bir ne derler bir şey geliyor ve kapatıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kalktıktan sonra ya topun öbür tarafa geçtiğini görüyorlar ya da bu engelin önünde kaldığını görüyorlar. Eğer öbür tarafa geçmişse çok şaşırıyor çocuklar. Ama eğer engelin önünde kalmışsa bunu şaşırmıyorlar. O kadar uzun bakmıyorlar gibi. Yani pek çok fiziksel olaya dair aslında beklentileri var. Bu metodu kullanarak mesela bütün bunları ölçebiliyorsunuz. Ha, bu çalıştı. Mesela bu beklendik ve normal bir olay. Top çarpıyor ve diğeri hareket ediyor. Ama mesela buna şaşırıyor bebekler. Değmeden hareket etti veya şuna da çok şaşırıyorlar. Değdi ve arada bir boşluk oldu. Ondan sonra hareket etti. Normalde yani aynı bizim şaşıracağımız olaylara, fiziksel olaylara bebeklerin de bunlar 5 aylık bebekler bu arada. Çok ufaklar. Hani kendilerine dışarıdan baktığınız zaman hiç demezsiniz ki böyle beklentileri vardır. Ama var. Şimdi bunları kullanarak dediğim gibi aslında sosyal dünyayı nasıl anlamladıklarına dair de pek çok bulgu elimizde var. Ben böyle birkaç tane şey derleyip buraya koydum. Bunlar eski birazcık ama haberler bazı bulgular hakkında. Mesela zihin kuramı hep böyle hani işte 4 yaşında falan çocuklar o şeyi geçmeye başlar ve testi. Mesela çok daha erken 8 aylıkken başka bir kişinin perspektifini alabildiklerine dair bulgular var.
işte bir sürü başka şeyler yapabiliyorlar. Sosyal zekalarının oldukça gelişmiş olduklarını biliyoruz ve genel olarak şu anda hani bu yöntemler kullanılarak, bu işte bakma süresi özellikle kullanılarak farklı şeyler de var tabii ki ama bebeklerin çok çok daha düşündüğümüzden çok daha akıllı olduğunu ve çok daha fazla şeyi algılayabildiklerini biliyoruz bugün. Şimdi bu metodolojik kısmı biraz detaylandırarak anlattım. Çünkü sizlere göstereceğim bulgular bu metotları kullanıyor. Özellikle bebeklik döneminde. Dolayısıyla bunu biraz iyi anlamanızı istedim. Bununla ilgili bir sorunuz var mı? Şu ana kadar. Zaten çok karmaşık bir şey değil. Şimdi sosyal tutum konusuna geçebiliriz yavaş yavaş. Ve bunun biraz gelişimsel kökenlerine bakacağız. Onun için de ben size bir video izlemeye çalışacağım şimdi. Bir dakika. Belki görmüşsünüzdür. Zaten ama görmüyorsunuz ama grafikler görüyorsunuz. Bunu herkesin göreceği yere nasıl alacağız onu bilmiyorum. Şu anda da Zoom'dakiler gördüm. Ekran paylaşımı var seçeneğiyle birlikte. Direkt Biliyorum. videoya Biliyorum ama tıklayabilirsiniz. buradakiler görmüyor niyeyse o ekranı şey yaptınız. Bir saniye şöyle deneyeceğim öncelikle. Şimdi önce siz izleyin. Hocam şey de olabilir, iki ekrana birden paylaş seçeneği olması lazım ekran paylaşma opsiyonlarında. Hem yansıtıp hem sizden gösterdiği versiyon olursa iki taraf da görür. Bakayım ona bir yandan. Siz bir yandan izleyin. Tamam, bunu da şey yaptım. Bunu yapamıyorum maalesef. Her şeyi burada şimdi birazdan bunları bir yere de izleyeceğim. Tamam.
Ben çok kısa bir şimdi müdahale oluyorum. Şansımdakiler görüyorlar. Değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi bunu bir tekrardan açayım devam edelim. Evet. Şimdi burası görmüyor ya. Niye böyle oldu? Tamam. Okay. Şimdi onu bana anlatabilir misiniz? Yani izlediniz hepiniz. Belli olaylar oldu orada. Ne oldu yani siz ne gördünüz? Herkes farklı tabii ki de değerlendirebilir ne olduğunu kişisel olarak. Ama sizin tarafınızdan nasıl bir şekilde yorumladınız yani bu olayları? Büyük üçgen çok agresif. Evet. Seni tartışıyor, birbirlerini koşturuyor, bunlar kaçıyorlar. Evet. Başka nasıl değerlendirdiniz? Diğer deneyimlerle bağlantılı olarak sizin gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler olmuş. Gerçekleşmesi mümkün olmayan derken Yani ne acaba? asıl o içeri giriyor, sonra içeri girdikten sonra hareket ediyor, topu atıyorum falan. Aha. Yani aslında içeri girdikten sonra inmesin, durmasın diye zaman gidiyor. Tekrar dönüyor, hareket ediyor falan. Evet. Masum bir yuvarlak ve şiddet dolu bir görüntü. Evet. Kendim bayağı kaptırdım beni. Bayağı strese giriyor Oh insan ya. izlerken, değil mi? Yani küçük olanlar sanki diğerinden biraz kaçıyorlar gibi. Büyük olan agresif dediniz. Masum dediniz. Nasıl? Eski tepki şeklinde bir yere uyarıyor. Daha sonra bir yere gidildi. Evet. Nasılsın? Ölümünü kovalarken saklanıp içeri girmeye. Kaçtı falan. Kurnaz da var. Evet. Evet yani şimdi düşünecek olursak aslında bu gördüğümüz şeyler geometrik şekiller. Bir üçgen işte yuvarlak falan falan. Ve biz bunlara duygu atfettik. İşte çeşitli özel kişilik özellikleri atfettik. Nazlı vesaire gibi. Agresiflik gibi vesaire. Ve orada bir hikaye aslında oldu. Yani hani o küçük bunu ben hep izletiyorum ve sorduğum zaman o kadar farklı şeyler çıkıyor ki işte büyük olan işte onun babası küçük yuvarlak işte erkek arkadaşıyla beraber olmak istiyor. Babası izin vermiyor. Onu dövecek falan gibi şeyler şeklinde. Psikanalitik bir yorum. Yorumlar var. Farklı şekillerde de yorumlar olabiliyor. Şimdi bir, yani bunu şu yüzden gösterdim aslında. Çok basit geometrik şekillere de sosyal özellikler atfetme gibi bir eğilimimiz var insanlar olarak. Yani bizim için
En farklı sosyal video çok zengin bir değerlendirmeye neden olabiliyor yani o ufacık şeye, şekle dair dahi olsa bile. Şimdi genel olarak düşünecek olursak, kişilerle nesneleri ayıran temel özellikler neler? İlk olarak bunlar değil mi? Yani mesela siz bir bebek olduğunuzu hayal edin. Daha yeni gelmişsiniz dünyaya ve bir şekilde sosyal varlıklarla nesneleri ayırt etmek çok önemli bir yeti. Bunun için hangi ipuçlarına dayanıyor olabilirsiniz bir bebek olarak? Hareket etmesi. Hareket etmesi, Ses çıkarması. ses çıkarması, pardon bundan bir Ben de konuşabilmesi diyecektim. Yani gene ses çıkarması tabii ama hani hayvandan farklı şekilde ses çıkarmak olarak belirtmek istedim. ama hayvanlar da aslında canlı varlıklar. Dolayısıyla onları da aslında insanlarla birlikte de tutabiliriz. Hani nesnelerden farklılaşıyorlar o anlamda. Yüzü olması. Evet. Ama mesela tabii var yani. Yüzü tam olarak böyle. Evet. Olması. Çünkü kişi o canlı. Evet. O yüzden evet. Çok da canlı gibi gelmiyor. Gelmiyor mesela. Evet, onlar böyle sanki arada bir şeymiş gibi filan. Peki hareketten de hareket yani nesne de hareket edebilir bir şekilde ama farklılaşıyor tabii nesnelerin hareketi. Ne anlamda mesela farklı? Canlıların hareketiyle nesnelerin hareketi. Daha yani daha organize. Daha planlı. Daha organize. Kendi başına yapabiliyor canlı. Evet, kendi başına hareketi başlatmak aslında belki özelliklerden bir tanesi olabilir. Tabii günümüzde düşünecek olursak çok kafa karıştırıcı nesneler de var değil mi? Akıllı robot süpürgeler falan mesela. Hatta onlar da böyle bize canlıymış hissiyatı veriyor yani bazen. Ne yapıyorsun sen falan gibi şeyler söylerken bulabiliyoruz kendimizi. Hareket azalıyorsak yani gezegenler de Aha. hareket ediyor. Evet. O zaman Ama yani tabii hareket var, hareket var. Biraz böyle hani işte o yüzden sordum. Mesela biyolojik hareket diye bir şey var düşünecek olursak. Canlıların hareket özellikleri ve cansızların hareket özellikleri. Yani tabii ki de hareket edebilir her şey ama o hareketin nasıl bir hareket olduğu önemli. canlıların da böyle smooth geçişli ruhları var ama işte makine veya işletmeler daha jerk ruhları Evet. kesinlikle Evet. ve bence bu da işte çok daha Evet. Evet, aynen öyle. Yani birincisi hareketi kendisinin başlatıyor olması çok önemli bir özellik aslında düşünecek olursak. Hani tabii istisnalar olabiliyor dediğim gibi. Ya da öyle görünüyor olabilir dışarıdan. Yani robot süpürgeyi sonuçta biz dışarıdan başlatmış oluyoruz. Bir de evet yani hareketin ne kadar smooth olduğu yani böyle hani atıyorum işte o yüzden o robot süpürge de bize bazen canlı gibi geliyor. Çünkü normalde cansız bir şeyin hani bir şeye yaklaşırken işte yavaşlayıp da dönmesini falan çok beklemiyoruz. Bu çok cansızların yaptığı hareketler gibi değil. şey için bebeğe tepki vermesi tabii. Evet. Karşısındaki insanın elbise Evet. yaptığında canlı birinin onu Evet. yapabileceğini zannetmeni. Aynen. Şimdi oraya geliyordum. Mesela işte ses çıkarması. Yani o sesin de nasıl bir ses olduğu fark ediyordu. Çünkü cansız şeylerin de onlar da bazı sesler üretebilirler bir şekilde. Ama aynı şekilde mesela biyolojik seslerin belli hem akustik özellikleri var. Mesela diğer hayvanların ürettiği işte iletişim kurdukları birbirleriyle sesler var. Düşünecek olursanız onların belli özellikleri var akustik olarak ve insan sesi tabii gene ondan da ayrışıyor ama bunların ortak bazı şeyleri var. Onun yanında cansız yani nesneler genellikle bu sesleri çok böyle hani biz bir şey söylediğimizde bize karşılık olarak vermiyor. Ama diğer hayvan türleri vesaire bunu yapabiliyorlar mesela hani gerekme. Dolayısıyla orada böyle bir karşılıklı aslında iletişimsel bir tarafı da var. Canlıların çıkardığı seslerin genellikle bir şeylere tepki veriyor oluyorlar.
Şimdi tabii belki aklınıza gelmiştir belli oyuncaklar falan da var şimdi günümüzde. Çocukların iyi de kafası karışsın diye belki görmüşsünüz. Yani çocuk bir ses çıkardığında mesela onu imite eden, ona karşı hareket eden falan böyle. Aslında çocuklar da ilk başta bunlardan çok tedirgin oluyorlar. Küçük bebekler de değil. Onun sebebi de aslında oradan öyle bir tepki beklememeleri. Yani cansız olarak sınıflandırdıkları için onlar için şaşırtıcı bir durum ortaya çıkmış oluyor. Ben aslında konuştuğumuz her şeyi yani şey buraya yazmıştım. Hepsinden bahsettik. Genel olarak yani şöyle sınıflandırabiliriz farklılıkları. Morfolojik özellikler, işte mesela gözlerinin ve bir yüzünün olması aslında önemli ipuçlarından bir tanesi. Dinamik özellikler, işte hareketle ilgili olan, mesela kendi kendine hareket edebilmesi. Ve çeşitli fonksiyonel özellikler de var. Mesela işte bir şey söylediğinde ona tepki olarak ses çıkarması ve ona bağlı olarak da çeşitli psikolojik durumlar atfetmemiz bu. Yani zihinsel bir durum atfetmemiz aslında bu varlıklara. Şimdi burada aslında pek çok araştırma yapılmış. Bebekler bu ki öncelikle yani sosyal tutum için öncelikle canlıları ve cansızları ayırt edebilmeleri lazım. Yani nesnelerle canlı varlıkları ayırt edebilmeleri lazım. Ve ondan sonra ardından da işte belli canlı varlıkları ne gibi tutumlar sergiliyorlar oraya gelince. Ben bir iki çalışmadan bahsedeceğim burada şimdi. Gene alıştırma yöntemi kullanılarak bebeklerin çeşitli olaylar gösteriyorlar. Bunu şunun için gösteriyorum. Canlılarla cansızlar hakkında daha çok erkenden farklı beklentileri oluyor bebeklerin. Mesela burada işte bir sahne var ve sahnede iki tane işte blok görüyorsunuz. Bir nesne sahnenin bir tarafından görünüyor. Sonra bloğun arkasına geçiyor. Ondan sonra araya geliyor. Aradan görünerek diğer tarafa gidiyor. Bazı durumlarda da arada görünmeden diğer taraftan çıkıyor. Eğer ki sonra da test, buna alıştırma yapıyorlar çocuğa. Ya başta gördüğünüz şeyi görüyor çocuklar ya da ikinci kısımda gördüğünüz olayı görüyor. Yani arada görünmeden diğer taraftan çıktı. Sonra testte sahneyi gösteriyorlar. Sahnede ya işte bir tane nesne var ya da iki tane nesne var. Bebekler eğer ki şu başta gördüğünüz continuous yani ortada da görünerek diğer tarafa geçtiği olayı görürlerse sahnede bir tane obje olmasını bekliyorlar. İki tane görürlerse çok şaşırıyorlar. Ama eğer ortada görünmeden bu tarafa geçtiyse o zaman da tam tersi iki tane olmasını bekliyorlar ve bir tane olunca bu sefer şaşırıyorlar. Yani bir nevi şunu gösteriyor. Bu bebeklerin aslında nesneler hakkında evet orada görünmeden, arada görünmeden öbür tarafa geçemeyeceğine dair beklentileri var. Eğer ki geçtiyse demek ki orada iki tane varmış zaten diye. Şimdi bunun aynısını kişiyle yapıyorlar bu sefer. Ve bu durumda hiçbir beklentileri olmuyor. Bir şekilde o nesneler hakkında olan beklentilerini burada görmüyoruz. Ya bu bize ne gösteriyor? En basitinden şunu gösteriyor. Nesnelerle kişiler hakkında farklı çıkarımlar yapıyorlar. Ya burada da aslında kişi de bir fiziksel varlık. Onun da ortada görünmeden aslında öbür taraftan çıkamaması lazım. Ama demek ki bebekler hep tam bunu da anlamış değiller. Bir şekilde belki bir insan bir oradan çıkıyor, bir buradan çıkıyor falan etraflarını. O yüzden bununla ilgili benzer beklentileri göstermediğini. Tabii. Animasyonlar ilginç bir şey var. Bunu merak ettim. Şu yüzleri falan konuşuyorlar. Animasyon izlerken nasıl tepkilerini Animasyonları yani aslında çalışmalarda çok kullanıyoruz bilimsel çalışmalarda. En ufak bir şeye işte biz kendimiz de yetişkinler de zaten hareket bile edince gözü bile olmasa şey atfediyoruz. Agency dediğimiz yani onu bir kişiymiş gibi davranıyoruz. Bebekler de aynı şekilde. Animasyonlar çok sıklıkla kullanılıyor bilimsel çalışmalarda gerçek kişiler yerine. Çünkü birazdan bir iki örneğini de göstereceğim. Her şeyi çok güzel kontrol edebiliyorsun uyaranların pek çok boyutunu. O açıdan çok tercih edilen bir yöntem. Bir de en ufak bir şey dediğim gibi göz koyduğumuz anda zaten bebekler onu şey gibi algılıyorlar.
çalışmada şöyle bir şey yapılıyor. Bir gene sahne var ve sahnenin ortasına şu sağ taraftan bir yastık geliyor ve iniyor. Daha sonra bebekler bu olaya alıştırılıyorlar ve ardından test sırasında B ve C'yi görüyorlar. Yani ya yastığın uçtuğu taraftan bir el çıkıyor ya da diğer taraftan bir el çıkıyor. Buradaki amaç şu, yani o yastık cansız bir şey. Dolayısıyla kendi kendine uçmuş olamaz. Onu bir el attı, bir yani kişi muhtemelen. Dolayısıyla onun geldiği yönden mi gelmesini bekleyecekler? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve gerçekten böyle bir beklenti gözlemleniyor. Yani bebekler ilin yastığın geldiği taraftan çıkmasını bekliyorlar. Tabii şimdi şöyle bir şey de olabilir. Belki de yani her şeyin o taraftan gelmesini bekliyor olabilirler. Değil mi? Çok basit bir çıkarımla. O yüzden başka şeyler de yapıyorlar, denemeler de yapıyorlar. Mesela bu sefer oyuncak tren çıkıyor. Yani el yerine bir oyuncak tren o taraftan veya bu taraftan çıkıyor. Bu durumda herhangi bir beklentileri olmadığı gözlemleniyor. Aynı şekilde canlı bir varlık, canlı varlık da şu, yani göz koyuyorsunuz dediğim gibi onu o zaman canlı bir. O geldiği zaman sahnenin ortasına kendi kendine bu sefer geldiği tarafta bir el olmasını beklemiyorlar. Yani çünkü o kendi kendine zıplayıp oraya inmiş olabilir gibi bir çıkarım. Yani çok erkenden bu beklentilerin aslında oluşmaya başladığını görüyoruz. Bir taraftan tabii ki de çok bebeklerin dediğim gibi çok sofistike bir aslında algıları mevcut. Şu ana kadar canlı ve cansız ayrımına dair beklentilerinden konuştuk. Ve çok erken yaşta, daha ilk yılında yaşamlarının canlılar ve cansızlar hakkında farklı beklentileri var. Bunu biliyoruz. Bu aslında önemli bir ayrım bebekler için dediğim gibi. Çünkü çok çaresiz oldukları için, hayatta kalmak için canlılara ihtiyaçları var. Başka canlılara ve daha deneyimli canlılara. Tabii buradaki en önemli canlı onlar için onlara bakım veren kişi. Bu amaçla şimdi orada da bir sürü mekanizma var. Aslında bebeklerin biliyorsunuz hani çok tatlılar bir şekilde özelliklerine baktığınız zaman diğer türlerde de benzer şeyler var. Yetişkinlerine göre çok daha şeker görünüyorlar ve biz de böyle bir içgüdüsü uyandırıyorlar. Evet, ben buna bakarım. Ben bunu doyururum, uyuturum, her şeyini yaparım gibi. Çünkü eğer bu olmasaydı, eğer tatlı olmasalardı her şey çok zor olurdu. Yani çünkü aşırı büyük bir iş. Öyle değil mi? Yani hani o işte başka şekilde uğraşamazdık kimse. Tatlı olmaları bunu bizim için kolaylaştıran bir şey. Yani bu böyle hani çok da tesadüfi bir şey değil. Bebekler tatlılıkları sayesinde de hayatta kalıyorlar. Ama sadece tatlı olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda onların da belli bir repertuarı var. Mesela yani kendilerini bakan kişiden belli bir uzaklığa geldiklerinde onu tekrardan yakınlarına çekmek için çeşitli davranışsal repertuarları olduğunu biliyor. İşte ağlayarak veya işte o tarafa doğru sürünerek, giderek vesaire bir şekilde bakım verenle kendi aralarındaki yakınlığı korumaya çalışıyorlar. Bu tür farklı davranış repertuarları var. Bunun dışında son derece sosyal varlıklarız biz insanlar olarak. Ve bu bebeklikten dahi yani hemen ortaya çıkan bir şey bir şekilde bağ kurma içgüdüsüyle aslında doğuyor bebekler. Bu videoyu şimdi göstermeye çalışmak ama maalesef uğraşamayacağım çünkü çok şey. Ama belki görmüşsünüzdür. İnternette de arayıp bulabilirsiniz bunu. Still face deniyor buna. Bebekler sizden bir iletişimsel şey alamadıkları zaman inanılmaz frustre oluyorlar. Yani çok çok korkutucu bir şey onlar için. Videoda şu oluyor. Anne bebekle önce iletişime geçiyor, gülümsüyor, konuşuyor. Ondan sonra bir işaret geliyor diğer araştırmacıdan ve bir anda anne şöyle still face'e geçiyor. Hiçbir tepki vermiyor. Yüzü tamamen flat, dümdüz. Hiçbir böyle duygu yok.
Bebek önce bir anlamıyor ne olduğunu, işte ilgisini çekmeye çalışıyor falan. Ondan sonra giderek videonun ilerleyen dakikalarında şunu görüyorsunuz. Tepkilerini giderek abartmaya başlıyor. Çığlık atıyor, ellerini çırpıyor. Yani yapabileceği her türlü şeyi yapıyor annesinden tepki almak için. Ve gene tepki alamadığında ağlamaya başlıyor bu sefer. Ondan sonra zaten anne tekrar normale dönüyor ve tepki vermeye başlıyor. Her şey sonra normale geçiyor. Yani bu şunu gösteriyor bize. Gerçekten de eğer ki iletişimi çok diye keserseniz bu çok tuhaf bir şey. Yani bizim için de kendisi düşünün bir anda siz biriyle bir şey konuşuyorsunuz falan ve hiçbir şey yok yüzünde. Hani. Dolayısıyla hani bu çok erken gelişen bir şey. Hatta sen bir şey bile değil. Yani hani hakikaten hep orada ve iletişim kurmak, sosyalleşmek bizim doğamızda olan ve çok çok erkenden de gözlemlenen bir şey. Bir başka önemli ikinci bakma sürelerine geri dönecek olursak bu seçici dikkat konusu. Yüzlere olan dikkatten bahsettik. Daha evvelden Tans'ın çalışmalarında yüzler mesela işte başka geometrik şekillerle falan karşılaştırılıyordu. Daha sonra yapılan çalışmalar yüzleri aslında yüze de benzeyen başka şeylerle de karşılaştırıyor. Ve mesela işte şurada üçüncü mesela aynı yüzde olan özelliklere sahip ama böyle düz bir şekilde sıralanmış. Veya burada gene aynı özellikler var ama karıştırılmış tamamen. Dolayısıyla hiç yüz gibi gözükmüyorlar. Hani neden yüzlere bakıyor bebekler? Onu anlamaya çalışıyorlar. Bu özellik yani o özellikler bir şekilde bir dikkatlerini çekiyor diye ama öyle değil. Yani o konfigürasyon önemli gibi gözüküyor ve onu tercih ediyor bebekler. Hatta birkaç yıl önce çok yakın bir zamanda ilginç şekilde fetüslerle bir çalışma yapıyor. Anne karnında diyorsunuz artık şimdi böyle yani bayağı böyle üç boyutlu şeyleri çıkabiliyor ya. Bir şekilde şeyi yansıtıyorlar oraya. Ya yani şu ikinci gördüğünüzü veya onun tersini düşünün. Yani üstte bir tane nokta var, aşağıda iki tane var gibi. O ikisini yansıtıyorlar ve bu yüz gibi olanı çok daha uzun fetüslerin döndüğünü buluyorlar bir şekilde. Çok enteresan bir çalışma. Yani bir şekilde bunun aslında öğrenilmemiş bir şey olduğu ve hakikaten hep orada olduğu düşünülüyor. Başka çalışmalar da var. Başka türlerle yapılan, maymun bebeklerle yapılan bir çalışma var mesela. Bakıcılarının yüzüne maske giydiriyorlar ve bu annelerinden ayırıyorlar doğar doğmaz. Hiç yüz görmüyor bu maymun bebekler. Ve bir süre görmedikten sonra yüzlerle o nesneler arasındaki tercihlerini ölçtüklerinde insan yüzlerine de maymun yüzlerine de nesnelere göre daha uzun dikkat verdiği gözleniyor maymun bebeklerin. Yani deneyimden bağımsız bir şey olduğu düşünülüyor bu yüzlere olan bizim ilgimizi. Tabii bu çok anlamlı, evrimsel açıdan da çok anlamlı. Çünkü özellikle küçükken zaten dediğim gibi yani yüzü olan şeyler size yardımcı olacak, sizin hayatta kalmanızı sağlayacak şeyler. Onlara bakmak, dikkat vermek, onlara yakın olmak hayatta kalmak için tabii ki de avantaj sağlayacak. Dolayısıyla bir nesneye göre buna dikkat vermek çok daha anlamlı. Şu soru Tabii. şeyden bahsetmiştim. Bu aynı zamanda bu çalışmalar ilk olduğunda algılarını ölçtüklerinden. Ve mesela bu işte nesneyi veya canlıyı ayırt ederken hangi algılarının daha güçlü olduğu da bir fark yaratıyor mu ciddi derecede? Hangi algıların Yani daha mesela güçlü derken? bilmiyorum yani algılarını ölçtüm mesela atıyorum görsel algılama şeyi daha az mesela daha az dikkat ediyor görsel olarak. Seslere daha çok tepki veriyor mesela. Çok Görsellerin aslında. Yani hani görsele mi daha çok tepki veriyor? Şey, işitsel şeyler diye. Peki ona bakan şey oluyor. yoksa Ya bakılabilirse çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben onu. Çünkü ikisinin de ayrı önemi var. Bir de şöyle bir şey var tabii orada. Çok erken yaşta yani bebeklerin görsel algısı doğduklarında işitsel algına göre çok daha az gelişmiş olarak doğuyorlar. Çünkü anne karnında bakacak hiçbir şey olmadığı için görsel korteks hiç gelişmemiş oluyor. O doğduktan sonra çok hızla gelişen bir şey. Ama işitsel olan inanılmaz gelişmiş olarak
doğuyorlar. Mesela 6. ayda itibaren anne karnında bebekler hemen hemen her şeyi algılayabiliyor oluyorlar işitsel olarak. Orada öyle bir dengesizlik var. Ama birkaç ay içerisinde bunlar şey oluyor yani. Burada da bakma dikkat sürelerini görüyorsunuz. Genel olarak yani şu bir tanesi bir aydan küçükler, bir tanesi daha büyükler. Ama hepsinin genel olarak %100 olan görsele diğerlerine göre çok daha fazla dikkat verdiğini gösteriyor. Bunun yanında biyolojik hareket, bunu tercih ediyorlar. Diğer biyolojik olmayan hareketlere göre. Bunu da şöyle yapılan çalışmalar var. Mesela hani ben işte böyle yürüdüğüm zaman belli bir özellikler oluyor. Kollarının, bacaklarının nasıl hareket ettiğini. Bu sadece insanlara özgü değil. Diğer hayvanlar da hareket ettiğinde benzer özellikleri var. Daha sonra bu hareket eden kısımlar böyle küçük küçük noktalar düşünün. Noktalardan oluşan çöp adamlar oluşturuyorlar bu hareketleri yapan. Ve ondan sonra onları karıştırıyorlar ve veya hareketin çeşitli özelliklerini bozuyorlar. Ve bu ikisini karşılaştıran işte görseller sunuyorlar bebeklere mesela. Veya diğer hayvanlarla da yapılan deneyler var. Bunlar da genel olarak hem diğer türlerin hem insan bebeklerinin biyolojik hareketlere daha fazla dikkat verdiği. Gene bu da aslında yüzler gibi onları kişilere veya canlılara yönelten bir özellik olduğu için önemli. Bir diğer şey konuşma. İnsanların konuşma sesi diğer hayvanların çıkardığı seslere göre çok daha fazla dikkat veriyorlar. Bu tabii dediğim gibi anne karnında da gelişen bir şey olduğu için hani doğuştan gelen bir şey hani falan gibi bir argümanda bulunamıyoruz. Çünkü 6. ay itibaren dediğim gibi çok iyi duyabiliyorlar. Hatta anne sesini tanıyabiliyorlar doğduklarında. Çünkü özellikle annenin sesini çok fazla duyuyorlar. Ama ona rağmen o da ilginç bir şey. Çünkü annenin sesini amniyotik sıvının içinden duyuyorlar aslında anne karnında. Doğduktan sonra hava ortamında duymaya başlıyorlar. Ama o transformasyonu da yapabiliyorlar. Yani ona rağmen tanıyorlar annenin sesini. Bununla beraber bazı farklı özelliklere de dikkat verdiklerini görüyoruz. Bir tanesi mesela direkt gözünü onlara yöneltmiş olan yüzler veya başka tarafa bakan yüzler. Bunlar yeni doğmuş bebekler daha. Onlar direkt olarak kendilerine bakan yüzleri başka tarafa bakan yüzlere göre daha fazla takip ediyorlar. Ve bir de son olarak da mutlu yüzleri, mutlu bir ifadesi olan yüzleri kızgın yüzlere göre daha fazla tercih ediyorlar. Bunların sebebi ne olabilir dersiniz? Bir tahmininiz var mı? Ben mesela tam tersi dedim. Başka tarafa bakan yüzü mü? Yok hayır. Ha, kızgın olan. Noktasında. Yani biraz şeyle evrimsel süreçte tehlikeli algılamayı daha çok şey yapıyoruz. Mesela negatif içerikli haberlere daha çok izleniyormuş, daha çok şey oluyormuş. Buradan hareketle sanırım ben mutsuz ya da böyle daha sert olan yüzlere daha çok odaklanmalıyım. Dikkat edin. Onlardan bir tehlikeye gelme Belki olasılığı ben de hiç yani şeyler bana değişim gibi gerçekten değişiyor. olabilir. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Hocam Evet. Aslında evlilik olarak ben de patlar olması lazım. Yetişkin için. Aksine onunla ilgili daha güzel bir vermek için. O kişi ona baksın. Çünkü ben de bakalım. Zaten kendisi tamamlayacak. Yani ona değil bir kalanı da. O yüzden gülücük seçiyor. Ona da ve ilanlarına. Ne kadar bağlı yaparsa o kadar çok var. O kadar var. Evet. Evet. Aslında argüman da o şekilde ilerliyor. Belki bebek olduğu için. Yetişkinler için aslında evet söylediği şey doğru ve belki diğer hayvan türlerine de bakarsak benzer bir şey gördüler aslında. Daha agresif şeylere daha fazla dikkat vermeleri falan gibi. Ama evet bebeklikte önemli olan o caregiving ilişkisi olduğu için o şekilde onu açıklıyorlar. Ezo'dan da bir yorum var. Elif. Yeniden ben. Ya ben üniversitenin son sınıfında dil gelişimi dersi almıştım. Orada da bebeklerin işte konuşmaya başlaması, sesleri tanımalarından başlayıp işte nasıl kelimeleri üretiyorlara kadar bir dersti.
Bu yüz mimiklerini taklit etme ve olumlu yüz ifadelerinde yaptıkları eylemi aslında olumlu pekiştireç olarak adlandırıp daha çok yapma ihtiyacı ve o kişilerin yanında daha çok bulunma ihtiyacı içerisinde olduklarını görmüştük. Bir sebebi de bu olabilir belki diye paylaşmak istedim. Tekrar evet bu da olabilir. Zaten genellikle şöyle düşünüyor. İki şey var bebekler için çok önemli olan. Bir tanesi hayatta kalmak öncelikle. Yani kim bana bakacak, bana kim yemek verecek ya falan. İkincisi de kim bana bir şeyler öğretecek. Yani öğrenmem gereken çok fazla şey var. Her şeyi öğrenmem gerekiyor. Dolayısıyla kim daha iyi bir öğretmen bulacak bana? Bununla ilgili bir sürü bulgu var. Mesela dediğim gibi aslında direkt gözüne bakması belki işi öğreteceği anlamına da gelebilir bir yetişkin bir bebekle iletişim kurarken. O açıdan da tercih olabilirler. Onun yanında bir de şu geldi aklıma, buraya koymamıştım ama bebeğe yöneltilen konuşma diye bir şey var. Hepimiz evet, baby talk işte mother is deniyordu eskiden. Şimdi hani sadece annelerin yaptığı bir şey değil. Herkes yapıyor. Çocuklar bile yapıyor bunu. Daha kendilerinden minik birisiyle konuşurken. Bir anda böyle daha pozitif, daha böyle işte melodik deniyor. Ay sen ne tatlı bir şey falan gibi aşırı abartılı bir konuşmaya geçiyoruz. Ve bu çok ilginç bir durum. Çünkü şu açıdan otomatik olarak yapıyoruz bunu. Yani kendi çocuğumuz falan olması gerekiyor. Herhangi bir çocukla iletişim kurduğumuzda hani yani şöyle yetişkinle konuşuyormuş gibi konuşmak çok tuhaf oluyor. Yani öyle geliyor bize. Dolayısıyla bu abartılı duygusal konuşmaya geçiyoruz bir anda. Yani bu evrensel bir şey. Her kültürde gözleniyor. Değişiyor şey boyutu. Mesela Amerikalılar çok daha abartılı yapıyorlar bunu. Ama gene de bizde de var. İşte orada da var, burada da var. Her yerde çok remote kaldığı kültürlerde de var. Hepimiz bunu yapıyoruz. Bunun genelde de böyle bir şey olduğu zaman hani çok farklı kültürde ve otomatik olarak insanların ürettiği bir şey olduğu zaman bunun bir amacı olduğu düşünülüyor. Yani bu durup dururken zevk olsun diye yapılan bir şey olmaz herhalde. Bunun evrimsel bir nedeni var. Mesela orada da iki fark yani birçok şey sürülüyor öyle. Bunlardan bir tanesi siz bu şekilde daha duygusal bir konuşma yaptığınız zaman bir bebekle bebeğe şey işaret veriyorsun. Yani ben sana bakarım. Hani ben hani seninle duygusal bağ kurmaya çalışıyorum. Sana da bakacağım. Aynı şekilde öğrenmeleri için de ben iyi bir öğretmenim. Bak ne kadar tek tek tane tane konuşuyorum seninle. Ve hatta bu tür konuşmanın bebeklerin dil edinimine de yardımcı olduğunu düşünülüyor. Çünkü çok daha yavaş ve bulgulu bir konuşma yapıyoruz. Gibi orada da bir sürü argüman var ve ilginç olan nokta bebekler bu tür konuşmaya ve bu tür konuşma üreten kişilere daha fazla dikkat veriyorlar gerçekten de. Mesela bir kişi çıkıyor onlarla konuşuyor bebeğe yönelik şekilde veya yetişkine yönelik şekilde. Daha sonra o kişiyi ve yeni bir kişiyi bebeğe sunduğunuz zaman eğer bebeğe yönelik konuşmuşsa o kişiye daha olgun bakıyor. Yetişkine yönelik konuşmuşsa yeni kişiye daha olgun bakıyor mesela gibi. Dolayısıyla evet burada iki boyut var. O önemli. Bir tanesi hayatta kalmaları, bağ kurmaları. İkincisi de öğrenmeleri. Dolayısıyla hepsiyle ilgili olabilir aslında bunlar. Tam olarak hangisi olduğunu veya yani illa birinden biri olması da gerekmiyor. İkisi birden de olabilir. Ama pek çok önemli olabilir bebekler açısından isminde. İstersen bir ara verelim. Ben bağlantı soru sormuşlar. Tabii. Şimdi hani baby talk'tan bahsettiğimizde işte Evet. özellikle batı eğitim aileleri yaptığı için mesela bazı toplumlarda da bebeğe türlü yetişkin gibi davranmak, onunla konuşmalar gibi bir kültür de var. Var, evet. Şimdi acaba şey diye düşündüm. Toplumlar sonrası günümüzde bebekler bir şekilde o toplumun dilini öğrenebiliyor bu olarak. Bununla ilgili çalışma var mı? Ne bileyim, bu kültürlerde büyük bebeklerle işte batı ailelerin bebekler arasındaki duygusal bağ olsun, deneyim olsun, farklı bir böyle çalışmalar var mı? Şimdi bunlar çok daha nadir olan şeyler. Çok birçok araştırma bakıl bütünlerde yapıldığı için zaten hani çok fazla şey yok. Ama evet bazı yerlerde dediğim gibi çok daha az yapıyor. Özellikle yapılmayan yerlerde var. Bunların ama böyle negatif bir etkisinin bulunduğu bir çalışma yok. Yani orada büyüyen çocuklar şöyle olamıyor, böyle olamıyor. Şey kesinlikle, ya ben bilmiyorum en azından.
Bunun sadece ekstra olarak belki bir hani aslında şey tarafından da olabilir. Yani ebeveyn tarafından da daha kolay bir iletişim kurma ve bağ kurma yolu olabilir onun için. Ama onu yapmadığın zaman da olan kötü bir şeye dair bir bulgu yok. Ya bu tür şeyler böyle biraz şey, mesela müzik de öyle. Hani birçok kültürde bebeklere müzik, yani şarkı söyleniyor. Mesela bunun da çok evrensel bir şey olduğu düşünülüyor. Ama tabii ki de bir tarafı belki sıkıntısı olabilir ama olmayan tarafı da var. Yani çok çok yaygın bir şekilde gözlenen bir şey ve mesela bebeğe beraber şarkı söyleyen ve işte onunla beraber ritim tutan ebeveynlerle bebekler arasında daha sonra ki bağın daha iyi kurulduğuna veya bebeğin duygusal gelişiminin daha iyi olabileceğine dair bulgular var. Bunu yapmayanlar da olmuyor mu? Bu tabii ki de o bebekler de hani duygusal olarak normal olarak gelişiyorlar. Yani bunlar böyle olmazsa olmaz şeyler kesinlikle değil. Ama bir şekilde bebeklere de yardımcı oluyor bence. Hani bazı şeyleri böyle hani ilk aşamada belki oturtmakta ve bir bağ kurmakta. Başka bir soru var mı? O zaman isterseniz ara verelim. 15 dakika gibi. Onun için de devam edelim. Teşekkürler hocam. Yani çöp adam gibi gösteriyorlar zaten hepsi de. Yani benim çöp adamımı yaptı. Evet, benim çöp adamımı yapıyorlar. Ama benim böyle hani hareketlerimi hani koy, evet koy dahil değil onun böyle hani küçük noktalar dinledim. Yani çöp adam noktalardan oluşan bir çöp adam gibi düşün. Ondan sonra onun belli şeylerini bozarak farklı versiyonlarını oluşturuyorlar. Ve bir şekilde hem diğer hayvanlar hem işte bebekler bunu ayırt edebiliyorlar biyolojik. Anladım. Diğer detaylar gibi. Ben bak. Yoksa evet, bu yüzden hiç alakası yok. Evet. Genel bir şey söyleyeyim. Sonra bunu bir şey dedim ya, dinlenmelerden daha fazla istedikleri gibi. Hani bir şey. Bu şeyler her şey olur değil mi? Halbuki söylediklerdi. Yani Olabilir tabii yani. Tabii yani sonuçta bağ kurmanın bir tarafı da o zaten. Yani o da var. Tamamen hormonlarla alakalı bir şey. Ama yani hormon hatta anne karnında falan da diye düşünüyorum. Böyle daha fazla değil mi acaba? Sağ olun. Kullanıyor mu? Sağ olun. Yani fonksiyonel hali geldiği anda itibaren bu kadar fazla değil mi? Teşekkür ederim. Yani mesela doğru. Bir dakika dört üç tane alacak. Yok yok ha tamam hayır tamam. Tamam. Yani burası yok ben bilmiyorum.
Şey, sanki Advanced Research System veriyordunuz diye şey yaptım. Yani program yazdık, bizim problemleri farkında. Sonradan açıldı. Çünkü ben bölümü ayda bir tarz ediyordum. Açıyor musunuz falan diye çıkıyoruz. Bunlar sen bir baktın. Hocamız yok. Ben de başladım. Hani hocamız yok. Ve biz o yüzden açmak istemedik. Fakat bize sorulmadan açıldı. Evet. Gelen açılıyor falan hocalar da bize yeni başlayan bizim ilgimiz dışında bizim bölümümüze giren iki hoca. Dolayısıyla Hani yani iki kişi sadece çıkıyor. Ama zaten Feyza çok da var. gidiyor. Aa, değil mi? O gerçekten çok dayanıklı bir çalışıyor diye hatırlıyorum. Yani Çocuk klinik falan şey de var aslında. çalışıyor. O gidiyor. O olmayacak yani. Evet. Siz kalıyorsunuz değil mi? Ben de gidiyorum. Öyle mi? Muhtemelen. Ders. Ya işte o yüzden sizin programı ya bilemiyorum. Ya ben de işte böyle tekrar öğreniyorum ki açılmış gözüküyor falan. Ve sanki böyle böyle yani bizim şeyin dışında Evet. şeyler ama başka yaptığımız var. Ben de Boğaziçi Genetik'ten mezunum. Sonradan psikoloji okudum. Hani istiyorduk senelerde ay açılsa da okusa açılsa da büyük bir mutlulukla Yani başladım. geçen sene iki tane, üç tane klinik hocası almak istedik. Çok Evet. güzel adaylarımız Kaldım vardı. açmış. Evet, açmak istiyorduk ve hocalarımızı almak istiyorduk. Aldırmadılar bize hocaları. Onun yerine yönetim kendisi iki hoca atadı. Bir tanesini yani şu anki şeye göre yani TBD'nin vesaire göre klinik şey yapma hakkı yok yani. Ya. Çünkü Klinik klinik evet yani şey bir programda klinik dersi almamış bir hocamız anladığım kadarıyla klinik programı araştırdığında öyle anladık. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu. Yani ben o yüzden hani kişisel olarak çok o programı önermem. Hocam şöyle bir şey oldu bu sene. Zaten Boğaziçi açmayacak diye düşündüğüm için ben koça Onlar da başvuracaktım. açmak zorunda. Ay hiçbir açmadım. Sadece bilgi açsak bilgi için biliyor musun? 500 ve bursu almıyor. Yani maksimum %50 bursu alıyor ne kadar Abi sağ bir yani öyle bir ne %15. resmi olarak biz hiç almıyoruz. Olabilir. Çok Bilmiyorum. istersek belki bir kişi falan bu şekilde Ya cevap 15 şey var. Yani yani ne öyle kadar bir şey almak zorunda. diyor. Burs verdiklerinde çalışma zorunluluğu falan koyuyorlar. O %50 burs alıyor falan. Ve şey oldum yani bu resmen para için yapıyorlar diye hiç motive olamadım. Mecburen başka hiçbir adam çıkmıyor yani. Tabi yazarı bekleyeceğim. Yani o Hiç önerdim mi? Biz de açıyor. Burası da bak falan diye. ben de çok küçük programda bilmiyorum. Yani genelde de özel üniversite, halk yani böyle falan verdim. Yani özel yerlerde de var. Bahçeşehir açıyorlar. Ben de PPD açıyor. Psikoloji açmaya. Klinik açma. Psikoloji açma. Evet ben de açıyorum. Anladım. Şey kalmadı. Ama yani bu programda bence formu yani ben önermem. Olmadı gidip başlayayım. Senin bir alkış amaca başvurdum. En azından boş kalmamış o. Önümde hani bir şey de Yani özledim ya gerçekten. Bu Teşekkür şeyden bahsettim. Genelde aynı seviyeye geldiğinden bahsettim. Ben psikoloji okumadım çünkü o yüzden çok bilmiyorum. Hiç böyle istikrar durumlar var mı çocuklardan bu altı seviyelerin arasında yüksek farklılık yani düşük vesaire kalıtsal bir şey. Yani nasıl karşılaştırılır çok bilemedim açıkçası. Yani Burada ölçmek kesin mümkün yok bundan. evet yani başka modaliteler. O yüzden o yani bunda bunun karşılığı budur gibi bir şey çok tam söyleyebilir miyim de değil. O yüzden çok çalışılmış bir şey olup olmadığından da çok emin değilim o açıdan. Yani aslında öyle çok şey bir detaylı bir şey değil. Evet. O aslında veya onun üstünde yapılan bir deney varsa da çok aslında bir böyle bir sonucu var diye bir Evet yani. yani. Evet. Yani.
Yüzde üzerinde yapmışlar. Çünkü baby talk'tan bahsederken hani daha önce baby talk yapan beni görse bile baby talk'un etkisinin olduğunu söylediniz. O kondisyonda şey için etki etmiyor mu peki? Çünkü daha önce onu gördü. Yani o yüzden de sıkılmış olabilir aslında. Ama işte o kişi mesela o kişi eğer yetişkine yönelik konuştuysa yeni kişiye bakıyorlar ama bebeğe yönelik konuştuysa o kişiye bakıyorlar. Dolayısıyla bunu habituation'da açıklayamıyoruz aslında. İşte orada etki etmiyor mu? Yüzde bakmışlar. Ya bu habituation'a yapılan bir çalışma değil. Daha böyle kısa bazı deneylerde de şey kullanılıyor. Böyle kısa bir familiarization deniyor. Yani belli bir süre sadece konuşmayı dinliyor ama illa da sonuna kadar habitüel etmiyorsunuz çocuğu yani sıkılana kadar. Bazı yani o öyle bir çalışmaydı. Genellikle çünkü habitüel ettikten sonra yeni bir şeye bakma eğilimleri oluyor. Evet. Yani çok uzun süre bakmadıkları için aslında çocuğa yönelik konuşmanın etkisi daha fazla ve bir şey için yok. Evet, aynen. Teşekkür ederim. Kaçta mı verdik? 15 mi geçti galiba? Yok bir dakika. 15 dakika mıydı? Bir anlamda. Birkaç dakika sonra galiba 20 geçe gibi verdik. Tamam. Tamam 4-5 dakikaya başlayalım. Hocam, şimdi bu çalışabilir ki yüzden bakarız. Daha da değişik konuşmalar gibi şeyler gösteriyor. Bu şey geldi mantığa. Mesela hayvanlara da aynı şey yapıyor. Hayvanlar da yüzde oldu. Burada bağlantı olabilir mi? Ya bununla mı alakalı? Yoksa iletişim kurma tarzı bir zaman mı? Hayvanlara göre de yapıyoruz da onlar yani onlarla konuştuğumuzda biraz böyle hani bir bakımımıza ihtiyaç gibi vardır onun için onunla ilgili bir Aynı kategori. evet ama şey gibi bulgular da var. Mesela hayvanlara yapılanla bebeklere yapılan arasında bak yani incelediğim zaman bazı farklılıklar olduğunu görüyorlar. Tam olarak hani mesela aslında yabancılar da mesela biraz böyle şey kontrolü de biraz daha böyle hani anlamaları için daha farklı veya yaşlılarla da yaptım. Özellikle mesela işte hemşireler falan yaşlılarla biraz böyle çocuğa konuşuyor gibi konuşuyorlar falan ve yaşlar bundan hiç hoşlanmıyorlar falan. Ya böyle farklı aslında kitlelerle yaptığımız benzer konuşma türleri var. Ama özellikle dediğim gibi çocuklara ve hayvanlara olanlar daha benzer ama onlar da aslında biraz ayrışıyor. Tutku olarak da baktığında biraz farklılıkları Her varmış. hayvan değil. Ben düşünüyorum yani mesela evde beslediğimiz kedi ya da köpeği yaparken Tabii. bir tavuğa Ya falan aslan falan da yapıyoruz. evet. Yani işte onlar bizim baktığımızda böyle hani böyle daha belki
tatlı bulduğumuz falan filan özellikle daha çok yaptım. Çünkü biraz o bağ kurulan falan da ilişkin. Evet, başlayalım, devam edelim de. Evet, Efendim hocam? Başlayayım artık. Evet, belki bu çalışmada bir duymuş olanlarınız olabilir. Nature'da yayınlanmıştı 2007 yılında. Sonrasında da bir sürü aslında devamlı ülkelerinde çalışmalar yapıldı. Biz genel olarak ilişkin olarak düşündüğümüz zaman hani kimlere karşı daha olumlu yaklaşıyoruz diye. İyi insanlara, iyilik yapan kişilere, kötülük yapanlara göre tercih gösteriyoruz tabii ki. Yani daha ahlaki davranan diyeceğim kişileri tercih ediyorum. Bu çalışmada bunun aslında temellerine biraz gelişimsel kökenlerine bakıyorlar. Ve çok ufak bebekleri 3 aydan başlıyor. Ama bu benim bahsettiğim galiba 6 aylıklarda en ufaklar. Bebeklere çeşitli olaylar gösteriyorlar. Bu olaylarda şu gördüğünüz geometrik şekiller, gözleri var. Ve bu aslında bir kukla seti gibi bir şey, video değil. Şu yuvarlak olan karakter yukarıya çıkmaya çalışıyor. Dağın tepesine çıkmaya çalışıyor. Sarı olan karakter, yani bu böyle deniyor, biraz daha çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor filan falan derken sarı karakter geliyor ve onu ittirerek yukarıya çıkartırıyor. Başka bir olayda da yine kırmızı yukarı çıkmaya çalışıyor. Tam çıkmaya çalışırken mavi olan yukarıdan gelip onu hop aşağıya doğru itiyor. Yani sarı karakter iyi karakter, mavi karakter de kötü karakter. Bunun ardından bebekleri bu iki karakteri uzatıyorlar. Bunların şey versiyonlarını. Hangisine uzanacak diye bakıyorlar. Ve bebeklerin çok çok büyük bir çoğunluğu yardım eden karaktere uzanıyor. Diğerindense. Ve buna dayanarak bebeklerin aslında iyi ve kötü ayrımı yaptıklarını ve iyi olan karakterleri nazaran, ay kötü olanlara nazaran iyi olanları tercih ettiklerini söylüyorlar. Dediğim gibi bunun çok farklı versiyonları da yapıldı ve yani şu anki literatürde aslında düşünecek olursak çok erken yaştan itibaren bu iyi kötü ayrımını bebeklerin yaptıklarını ve ona göre çeşitli tercihleri daha ilk yılda oluşturduklarını biliyoruz. Benim bugün asıl aslında bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de başta da dediğim gibi sosyal dünyayı sınıflandırma konusu. Biz yetişkinler olarak nasıl ki işte yani sınıflandırmayı her şey için yapıyoruz. Kategorizasyon. Bu aslında beynimizin önemli bir yetisi. Bu bizim her şeyi çok daha çabuk algılayabilmesi ve çeşitli
Hayatımızda ilk defa da görsek belli nesneler hakkında vesaire hızlıca çıkarım yapabilmemizi sağlıyor. Mesela ben şu iskemleyi hayatımda ilk defa görüyorum. Böyle bu renk, bu model. Ama ben bunu ilk görürken bunun iskemle olduğunu anlayabiliyorum ve ona göre işte üzerine oturuyorum veya işte ne yapılıyor tabii iskemleyle onu yapıyorum. Yani benim bunu tekrardan sıfırdan 4 tane ayağı varmış işte falan gibi bir tekrardan keşfetmeme gerek kalmıyor. Bu anlamda kategorizasyon çok önemli bir şey. Ama tabii sadece nesnelere kategorize etmiyoruz. Kişileri de kategorize ediyoruz. Ve pek çok özelliğe dayanarak bunu yapabiliyoruz. Hani cinsiyet, ırk vesaire bunlar hani en temel olanlar belki diye düşünebiliriz. Çevremizde, sosyal çevreyi nasıl kategorize ettiğimizi düşünecek olursak. Ama sadece bununla da kalmıyor. İşte yani futbol takımından tutun, işte hangi tür müzik sevdiğini sahip pek çok aslında özelliğe dayanarak insanları kategorize edebiliyoruz. Yaş da önemli bir tanesi mesela vesaire. Bu kategorizasyon dediğim gibi önemli bir yeti ve çok erken ortaya çıkıyor zaten. Bir örnek vereceğim. Bebeklerle yapılan çalışmada bu tarif var, pardon, alıştırma olduk o. Bebekleri alıştırırken de farklı farklı kedi resimleri gösterdiklerini düşünün. Yani bu sadece bir örnek, bunun çok farklı versiyonları var tabii. Alıştıktan sonra, yani bakma süresi düştükten sonra daha önceden görmedikleri bir kedi, hani burada olmayan veya bir köpek gösteriyorsunuz bebeğe diyelim. 3 aylık bebekler bile burada köpeğe daha uzun dikkat veriyorlar. Onun yeni bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bu halbuki daha evvel gördükleri bir hayvan değil. Ama bir şekilde bir kedi kategorisi oluşturmuş oluyorlar. Burada gördükleri farklı farklı kedilerden ve bunu da o kategoriye koyuyorlar. Dolayısıyla bu onlar için sıkıcı ve daha öncekilerden bir tanesi gibi geliyor. Ama bu hayvan yeni. Onun özellikleri farklı. Benzer şekilde sosyal özelliklere geldiğimiz zaman kişileri nasıl kategorize ettiğimize bakacak olursak burada da çok erken yaşta 3. ayda daha ırk ve cinsiyet gibi özelliklere dayalı olarak bir kategorizasyon yaptıklarını biliyoruz. Daha doğrusu ilk 3 ayda mesela atıyorum sadece veya çoğunlukla beyaz yüzlere maruz kalmış bir bebek iseniz ve size işte beyaz ve siyahi yüzler gösteriliyorsa beyaz yüzlere daha uzun baktıklarını görüyoruz. Bebekler eğer ki bebeklerin asıl bakanı yani bakım vereni anneleri ise kadın yüzlerine daha uzun baktıklarını biliyoruz. Eğer bakım veren babaysa erkek yüzlerine daha uzun bakıyorlar. Yani bu böyle şey, neye maruz kaldıklarına olarak bağlı olarak tercihleri değişen bir durum. Birkaç ay sonrasında da işte yüzleri cinsiyet özelliklerine göre kategorize ediyorlar. Yani mesela diyelim ki işte siyahi yüzlere alıştırdınız. Ondan sonrasında yeni bir siyahi yüz veya beyaz yüz gösterdiğinizde beyaz yüzü daha uzun bakıyor vesaire. Benzer şekilde dil ve aksan henüz bebeklikte dahi çok önemli bir ipucu gibi gözüküyor. Mesela bu çalışmadan bebeklere öncelikle 2 tane kişi gösteriliyor. Konuşmuyorlar, sadece gülümsüyorlar bebeğe. Bunlar 5 aylık bebekler. Ardından bir tanesi çıkıyor ve bebeğin ana dilinde konuşuyor. İkincisi çıkıyor ve mesela işte bir aksanla konuşuyor veya yabancı bir dille konuşuyor. Ardından konuşmaların ardından tekrar sessiz bir şekilde bebeğe gülümsüyorlar. Ve kritik olan kısım bu. Konuşmanın ardından bebekler bunlardan hangisine daha uzun bakacak diye bakıyorlar. Ve ben şuna dikkatimi çekeyim ve şu son ikisine. Mavi olan şu kısım. Burada eşit bakmalarını bekliyoruz. Burada da eşit bakmalarını bekliyoruz. Çok kısa bunlar. Burada bebekler bu son kısımda konuşmaları duyduktan sonra kendilerinin ana dilinde konuşan kişilere daha uzun dikkat ediyorlar.
aynı şeyi aksanlı konuşmada da görüyoruz. Yani farklı bir dil olmasına gerek yok. Farklı bir aksanla konuşan kişidense kendi aksanlarıyla konuşan kişiye bu test sırasında, konuşmadan sonraki test sırasında daha uzun dikkat veriyorlar. Biraz daha büyük bebeklere geldiği zaman, mesela 10 aylık gibi artık ulaş kişilere uzanabilir hale geldiklerinde sistematik şekilde, bu bebeklerin kendi ana dillerinde konuşan kişilerle de daha fazla iletişime geçtiğini görüyoruz. Mesela bir kişi çıkıyor ana dilinde konuşuyor bebeğin, bir kişi başka bir dilde konuşuyor. Daha sonra ikisi de aynı oyuncağı bebeğe uzatıyorlar. Hangisinin verdiğini alacak diye bakılıyor. Ve ana dillerinde konuşan kişinin uzattığı oyuncağı almayı tercih ettiklerini görüyoruz. İlginç bir şekilde kişilerin aynı gruptan veya farklı gruptan diye sınıflandırmak, bebeklerin bunlar biraz daha büyük bebekler, 1,5 yaş civarında, 17 aylık, bu kişilerin birbirlerine nasıl davranması gerektiğine dair de beklentiler oluşturmasına sebep oluyor. Mesela burada gruplar şöyle oluşturulmuş. İşte böyle olaylar görüyorlar bebekler. Birisi diyor ki ben tigir, tigir. Öbürü diyor ki ben benim. Bu da diyor ki ben de benim. Yani bu ikisi aynı gruptan, ben. Bu da tik, bu da farklı bir gruptan mesela. Ve ortadakinin yardıma ihtiyacı var bir şey için ve bunlar da mesela bir objeye uzanmaya çalışıyor gibi. Daha sonra bu iki kişi ya ona yardım ediyor ya da umursamıyor bu yardım ihtiyacını. Ve ilginç bir şekilde, şimdi bunu şey yapmayayım, detaylarına çok girmeyeyim ama işte şurada görüyorsunuz, nesneye ulaşmaya çalışıyor, yardım edecek mi etmeyecek mi? Eğer bu iki kişi aynı gruptansa bebekler yardım etmesini bekliyorlar ve yardım etmezse eğer daha uzun bakıyorlar, şaşırıyorlar. Eğer farklı gruptanlarsa ise tam tersi. Bu sefer yardım etme gibi bir beklenti içine girmiyorlar. Bu biraz üzücü bir durum. Yani 17 aylık bebekler, eğer ikisi de kendilerini aynı gruptan diye tanımlıyorlarsa birbirlerine yardım etmesini bekliyor. Farklı gruptansa beklemiyor. Ama bize şunu gösteriyor, daha çok erken yaşlarda aslında bu sınıflandırma dediğimiz şey, kişileri aynı grubun içine koymak veya koymamak, bebeklerin bile bu kişilerin nasıl birbirleriyle iletişim kurduklarını, birbirlerine yardım mı ediyorlar yoksa etmiyorlar mı, bununla ilgili beklentilere neden oluyor. Benzer şekilde bunlar daha büyük çocuklar, biraz daha artık bebeklikten biraz çıkıyoruz. Yeni gruplar gösteriyorlar bebeklere gene. Bunlar, gruplar tişört renkleriyle belirleniyor. Ve daha sonra çocukların çeşitli senaryolar sunuluyor. Mesela atıyorum işte bu kişiye kötü bir şey yapıyor, zarar veriyor bir şeyine mesela gibi. Ya da işte bu kişiye zarar veriyor. Ve çocuklara şu soruluyor: bu sence ne kadar kötü? Ve şunu buluyorlar: eğer bu iki kişi aynı gruptansa çocuklar bunun daha kötü olduğunu düşünüyor. Farklı gruplardansa o kadar kötü olduğunu düşünmüyorlar zarar vermenin. Şimdi genel olarak şunu gördük. Çok erken bebeklikten itibaren çeşitli dikkat süreçleri var. Seçici dikkat. Bebekler işte öncelikle sosyal varlıklara daha çok dikkat veriyorlar. Yüzlere, biyolojik harekete, konuşmaya vesaire. Ama bunun ötesinde sadece genel olarak kişilere değil, belli kişilere de daha fazla dikkat veriyorlar. Belli özelliklere sahip kişiler. İşte bunlar nedir? Onlarla bağ kuran, işte iyilik yapan vesaire gibi kişileri tercih ediyorlar. Bunun yanında kendilerine daha tanıdık olan, kendi dilini konuşan, kendi ırkından olan, daha fazla maruz kaldığı cinsiyetten olan yüzlere daha uzun bakıyorlar. Şimdi bunlar tabii ki henüz bebekler işte bu kişi benim grubumdan, bu kişi benim grubumdan değil gibi bir çıkarım yapmıyorlar elbette. Ve hani ona dayalı olarak ön yargı geliştirmiş değiller. Bunlar çok basit. Biraz daha algısal taraftan gelişen bir takım, ne diyelim bunlara? Hani
Yani çok böyle zengin çıkarımlara dayalı şeyler değiller henüz. Fakat zamanla erken çocukluktan itibaren çocuklar tabii kendileri de belli gruplara, kendileri de sınıflandırmaya başlıyorlar. İşte kendi cinsiyetleriyle, işte ırklarıyla, konuştukları dille ilgili daha fazla bir farklı bir algıya sahip olmaya başlıyorlar ve bu da aslında bu sınıflandırma ve ona dair beklentileri biraz daha değiştirmeye başlıyor. Sosyal kimlik teorisi önemli teorilerden bir tanesi bu da. Kendini tanımlama süreci sosyal sınıflandırmayı teşvik eder diyor. Burada da yani aslında çocuklukta yapılan pek çok çalışma var. Gene işte ırk, cinsiyet, dil vesaire gibi pek çok ipucuna dayalı olarak çocukların belli ipuçlarına dayanarak İşte arkadaş seçimlerini yaptıklarını, işte belli kişilere daha pozitif, daha olumlu özellikler atfettiklerini, belli kişilere de daha negatif özellikler atfettiklerini biliyoruz. Bu çok ünlü çalışmalardan bir tanesi. The Dole Experiment diye geçiyor. Amerika'da yapılan bir çalışma ve çocuklara oyuncak bebekler gösteriliyor. Hem siyah çocuklar hem beyaz çocuklar. Ve bunun hangisi iyidir, hangisi senin olmasını istersin gibi sorular soruluyor. Hem burada ilginç olan şey, siyahi çocuklarında beyaz bebeklere mesela daha pozitif, daha olumlu özellikler atfettiklerini görüyoruz. Yani bu her zaman şey gibi ilerlemiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuklar kendi lerini koydukları grubun da nasıl algılandığını çok erken yaşlardan itibaren algılayabilir. Ona göre kendileri de mesela hani burada bir şekilde etrafından siyahilere olan ön yargıları bir şekilde içselleştirerek kendisi de beyaz bebeği daha iyi, daha tatlı vesaire olduğuna dair çıkarımlar yapmaya başlıyor. Genel olarak laboratuvar ortamında baktığımız zaman hani çalışmalara çocukların tercihlerini ölçen çalışmalara. Böyle iki tane fotoğraf genelde gösteriliyor. Ve bu fotoğraflar belli bir boyut açısından değişiyor. Mesela burada farklı diller konuşan çocuklar görüyoruz. Biri aksanlı konuşabilir, öbürü aksansız konuşabilir vesaire. Sonra çocuklara genellikle şey, ya kiminle arkadaş olmak istersin diye soruluyor veyahut kime yapıştırma vermek istersin gibi ya da kimi daha çok sevdiğin gibi hani farklı versiyonları var. Çok da fark etmiyor aslında sorunun ne olduğu. Bu Amerika'da yapılan bir çalışma ve ana dili İngilizce olan çocuklarla yapılan bir çalışma. İngilizce ve Fransızca konuşan çocuklar veya İngilizceyi ana dilin olarak konuşan veya aksanlı konuşan çocuklar gösteriliyor ve hangisi de arkadaş olmak isteyecekleri soruluyor. Genel olarak çok büyük oranda gördüğünüz gibi 5 yaşındaki çocuklar kendi dilini konuşan veya aksansız konuşan kişileri tercih ediyorlar. Bu aslında çok şaşırtıcı bir şey değil düşünecek olursanız. Tabii ki de yani arkadaşınızla anlaşabilmek istersiniz. Aksanlı konuşan kişi de tabii zor bir şey. Ama mesela bu çok evrensel olduğunu düşün. Yani çok sanki her yerde böyle olacakmış gibi düşünülen bir şey. Ama biz mesela bunu Türkiye'de de yaptık. Çok denedik. Böyle çalışmıyor. Yani buradaki çocuklar bu kadar şiddetli bir şekilde Türkçe konuşan çocukları tercih etmiyorlar mesela. Bence bunun sebeplerinden bir tanesi bizde yabancı dilin çocuklara çok fazla şey olarak sunulması, yani çok iyi bir şey olarak sunulması. Yani Amerika'daki yabancı dil algısıyla buradaki farklı. Dolayısıyla hani bu bulgulara da bakarken her zaman şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Yani kültürel bağlama göre bunlar çok değişebilecek şeyler. Yani yabancı dilin oradaki anlamıyla buradaki anlamı bence sınıfsal olarak farklı Evet, gösteriyor. aynı yani, Türkiye'de yapılan çalışmalarda İngilizce üzerinden. Biz Türkçe ile İspanyolca'yı karşılaştırdık ama Arapça, Farsça üzerine. Arap ve Farsça yapmadık. Arapça. Evet, farklı şey gözlemlenebilirdi belki orada.
Evet, çünkü şöyle de bir şey vardı. İspanyolca kullandık biz. Hani nötr, yani çocukların bir bilgisi olmayan bir şey oldu. Ama 5 yaşındaki çocuklar onu böyle ha bu İngilizce konuşuyor falan diye de algılayanlar oldu. Yani tam olarak daha hangi dilin ne olduğunu da bilmedikleri için kendileri İngilizce öğrenseler bile hani yabancı bir şey konuşuyor bu hani ama hepsi bir şey gibi falan. Dolayısıyla ama belki evet yani Arapça ile ilgili belki fark gözlemlenebilir. Aksanı da çok denemeye çalıştık. Aksanlı çocuk bulmak kolay bir şey değil. Ama şey, yani kesinlikle buradaki gibi bir şey görmüyoruz yani. Orası kesin. Bu yaşlarda ve yani bunun öncesi dönemde çocuklar şeye de başlıyor. Yani sadece kendileri tercih etmeye başlıyor ve bazı şeyleri çeşitli olumlu ya da olumsuz atıklar da yapmaya başlıyorlar bu gruplandırmaya dayalı olarak. Kendileriyle aynı gruptan olan kişilere genellikle daha olumlu atıklar yapıyor ama bunu dediğim gibi istisnaları var. Mesela siyahi çocuklar her zaman bunu yapmıyor. Bir de gruba dayalı çıkarımlar yapmaya başlıyorlar. Mesela işte cinsiyete dayalı olarak kızlar şunu yaparlar, erkekler bunu yaparlar gibi ve bu kategori bilgisini böyle farklı kişi yani o kategoriye ait üyeler hakkında çıkarımlar yapmak amacıyla kullanmaya başlıyorlar. Burada ilginç olan bir konu örtük var. Genel olarak çocuklarla çalışmanın güzel bir tarafı çocuklar çekinmiyorlar size görüşlerini söylemekten. Yani onlar çok doğal bir şekilde evet onu sevdim, bunu sevmedim diyebiliyorlar. Yani politik şeyleri yok. Yetişkinlerde bu bir sorun tabii. Yetişkinlere senin şunlara karşı ön yargın var mı yok diye sorduğumuz zaman yok diyebiliyorlar. Hani orada çeşitli çekinceleri olabiliyor. Hatta bununla ilgili çalışmalar da var. Şimdi örnek göstereceğim. Genel olarak dışarıya raporladıkları ön yargıları olmasa bile örtük tutumlarında bunların var olduğunu gözlemliyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bu örtük tutumların ölçüldüğü IAT denilen Implicit Association Test bir test var. Bu şekilde çalışıyor. Burada böyle işte kişilere çeşitli yüzler mesela işte bu ırkla ilgili olan bir tanesi. Siyahi bir yüz görüyorlar ve çeşitli kelimeler görüyorlar. Bu kelimeler ya pozitif ya da negatif. Ve bir şekilde klavyede o sırada oynadıkları kurala göre belli tuşlara basmaları gerekiyor. Mesela deniyor ki siyahi bir yüz görürsen ve pozitif bir kelime görürsen işte A tuşuna bas. İşte beyaz bir yüz görürsen ve negatif kelime görürsen A tuşuna bas. Diğer türlü de B tuşuna bas gibi şeyler. Ve burada da ölçülen şey ne kadar hızlı tuşlara bastıkları insanları. O da şu açıdan önemli. Sizin zihninizde zaten halihazırda belli bağlar varsa mesela işte siyahiler kötüdür yani negatiftir, beyazlar iyidir gibi. O tür ilişkilere daha hızlı basıyorsunuz tuşlara. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki sizin bir ön yargınız var siyahilere karşı. O zaman siyahi yüzlerle pozitif kelimelerin eşleşmesini daha yavaş olması bekliyoruz. Beyaz yüzlerle pozitif kelimelerin daha hızlı eşleştirilmesini bekliyoruz. Siyah yüzlerle negatif kelimelerin daha hızlı eşleşmesini bekliyoruz. Negatif kelimelerle beyaz yüzleri daha yavaş eşleşmesini bekliyoruz gibi. Bu kısım açık mı? Biraz mı karışıyor bazen? Genel olarak da aslında bunu gözlemliyoruz. Mesela burada insanların sözlü tutumlarını görüyoruz. 6 yaşlar gördüğünüz gibi işte yani burada beyaz ve siyahileri karşılaştırıyoruz diyelim. Göz söylüyorlar işte ben beyaz olanı tercih ediyorum. %80 tercih etmişler yani.
10 yaşta biraz düştüğünü görürüz ama orada bile hani şans seviyesinin üzerinde gibi. Yetişkinlere baktığımız zaman tamamen şans seviyesinde gibi. Yani bir tercih göstermiyoruz diyorlar. Ama örgü tutumlarına baktığımız zaman yani ne kadar hızlı tepki veriyorlar bu eşleşmelere diye bütün yaş gruplarını benzer bir etki görüyoruz aslında. Yani bu örtük önyargılar aslında zihinlerimizde var ve bizim bir şekilde davranışlarımızı biz farkında olmadan etkilemeye devam ediyor. Bu tabii birazcık tartışmalı bir konu bir yandan. Hani benim örtük tutumumun olması tam olarak ne anlama geliyor, değil mi? Yani sonuçta hatta bununla ilgili çok güzel bir video var. Şeyde YouTube'da da bulabilirsiniz belki. Burada eğer merak ederseniz bir testleri yapabilirsiniz kendinize de. Videoda şey gösteriyorlar işte bu testleri geliştiren kişilerden bir tanesi Mazarin Banaji diye bir araştırmacı Harvard Üniversitesi'nde. Ve bunun işte cinsiyet versiyonu da yapıyorlar. Kadınlar ve erkeklerle mesela işte şey diyor ki işte kadın ve aileye dair bir kelime görürseniz A tuşuna basın. İşte erkek ve kariyere dair bir şey görürseniz A tuşuna basın ya da tam tersi. Ve insanlar tabii ki de kadın ve aileyi kadın ve kariyere göre çok daha hızlı eşleştiriyorlar ve tam erkekleşine tam tersi. Ve Mazarin Banaji diyor ki yani ben hani kadın kariyerinin kırılma noktasında bir insan sonuç olarak Harvard'da profesör böyle bir test geliştirmiş falan. Ben diyor orta seviyede şey çıkıyorum yani bayağı böyle kadınlarla aileyi daha hızlı eşleştiriyorum diyor. Şimdi bu tabii ki şey demek değil yani siz gerçek görüşünüz olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu örtük tutumlar o açıdan işte eleştiriliyor. Yani ne anlama geliyor tam olarak bu örtük tutumun benim zihnimde olması? Yani şu anlama geliyor en basitinden tabii ki de sizin illaki önyargılarınız olduğu anlamına gelmiyor. Ama bir şekilde o kadar bombardımana uğruyoruz ki bu tür eşleştirmelere dair işte kadın ve aile, erkek ve kariyer vesaire. Bunlar bir şekilde zihnimizde işliyor. Ve dolayısıyla kendimiz o şekilde bir görüşe sahip olmasak bile belki farklı yerlerde bizim davranışlarımızı etkiliyor olabilir. En azından bunun farkındalığının olması o açıdan önemli bir şey. Başka bir konu bu gruplar ve kategori sosyal kültürlerle ilgili esasçı çıkarımlar dediğimiz şey. Bu esasçı çıkarımlar aslında yetişkinlerin de sıklıkla yaptığı, çocuklarda da gözlemlenen bir özellik. Özellikle mesela şuradan örnek vereyim. Esasçı çıkarım demek bir kategoriye ait olan bir üyeliğin biyolojik temelli olduğu ve kalıcı olduğu çıkarım demek oluyor. Mesela bu şöyle test ediliyor. Mesela çocuğa deniyor ki işte burada bir rakun ve işte bir rakun var. Ben bu rakunu aldım. Siyah beyaz boyadım. İçine de kötü kokan bir şey koydum. Şimdi bu bir kokarcı olmuş olur diyor. Yani kokarcanın özelliklerini alıp rafına koydum diyor kısaca. Çocuklar hayır diyorlar buna. Yani çocuklar canlı varlıkların içinde bir esansının olduğunu diyeceğim Türkçe. Ve onun özelliklerini değiştirerek o esansını değiştiremeyeceğimizi düşünüyorlar. Ama bu canlı özellikler için geçerli olan bir şey. Nesneler için geçerli değil. Ve biz bunu gruplara da genelliyoruz. Sosyal gruplara. Ve sosyal grup üyeliklerinin de esasçı onlar hakkında çıkarımlar yapıyoruz. Esasçı çıkarımlar. Bu ne demek oluyor? Mesela işte özellikle mesela cinsiyet, ırk gibi sosyal kategori üyeliklerinin biyolojik temel ve kalıcılığı konusunda çok erken yaşlardan gelen çıkarımlar var. Mesela ırkla ilgili bir örnek işte deniyor ki bu John bir polis. Sence hangisi John'un çocukluğudur? Hani polislik mi önemli, ırk mı önemli gibi bakmaya çalışıyorlar ve burada ırkın daha önemli olduğu, onun daha kalıcı bir şey olduğu gösteriyor çalışmalar. Doğumda değişim paradigması gene bunu ölçen paradigmalardan bir tanesidir. Mesela işte bir beyaz bir bebek
siyahi bir aile tarafından büyütülürse o bebek büyüyünce beyaz mı olur, siyahi mi olur gibi sorular ve çocuklar genel olarak bu tür durumlarda ırkın mesela çok kalıcı bir şey olduğunu, değişmeyeceğini düşünüyorlar. Ama burada da ilginç bir şekilde çocukların nerede büyüdükleri de etkili gibi gözüküyor. Mesela bu çalışmada çocuklara işte bir çocuk gösteriliyor. Çocuk mesela beyaz veya siyahi ve belli bir dil konuşuyor. Daha sonra iki yetişkin gösteriyor. Bir tanesi aynı ırktan ama farklı bir dil konuşuyor. Diğeri ise farklı ırktan ve aynı dili konuşuyor. Sence bu çocuk büyüdüğünde hangisi olur diye böyle bir zorunlu seçim yapmaları isteniyor çocuklardan. Şunu buluyorlar. Avrupalı, Amerikalı çocuklar 5-6 yaşındayken dilin ırka göre daha kalıcı olacağını düşünüyorlar. Yani sonuç olarak şu kişiyi seçiyorlar. Aynı dili konuşan farklı ırktan birisi. Evet. 9-10 yaşlara baktığımızda tamamen terse döndüğünü görüyoruz. Yani bu 5-6 ile 9-10 arasında bunun algısı değişiyor. Ama mesela African American çocuklara baktığımız zaman küçükler, onlar küçük yaşta 9-10'lar gibi davranıyorlar mesela. Yani burada çocuğun kendi içinde büyüdüğü konteks, bağlam ve bir şekilde hani neye maruz kaldığın, hangi ipucunun onlar için daha ön plana çıktığı gibi özellikler çocukların neye dair daha fazla esas çıkarım yapacağını belirliyor gibi gözüküyor. Cinsiyet konusunda da bununla ilgili birçok çalışma var. İşte mesela bir kız bebek sadece erkeklerin olduğu bir adada büyütülüyor erkekler tarafından. Daha sonra işte bu bebeğin fiziksel özellikleri, davranışsal özellikleri hakkında sorular soruluyor. Büyüdüğünde ne gibi özelliklere sahip olacak diye. Genel olarak ilginç bir şekilde yani 9 yaşına kadar filan hem fiziksel hem davranışsal özelliklerin doğumdan gelen cinsiyet bağlamında değişecek yani o şekilde kalacağını düşünüyorlar. 9'dan sonra davranışsal özelliklerin daha mesela kız bebek ama erkek gibi davranacak diye düşünülüyor. Biz Türkiye ve Amerika'da bununla ilgili bir çalışma yaptık ve ondan da bahsetmek istiyorum. 5-10 yaş arası çocukları ve yetişkinleri test ettik bu çalışmada ve farklı sosyal gruplara baktık. Bir tanesi cinsiyetti, bir tanesi etnik grup ya da işte daha doğrusu aslında milliyet gibi düşünebiliriz. Bir diğeri din. Sosyoekonomik düzey yani zengin ve fakir çocuk. Bir de son olarak kontrol karşılaştırması yaptık. O da futbol takımı, farklı futbol takımını tutan kişilerdi. Burada cinsiyet örneğini gösteriyorum ben size. Hani diyoruz ki mesela işte bu D, bu da T. İşte D bir erkek, T de bir kız. Ve daha sonra böyle 5 tane farklı soru sorduk çocuklara bunlarla ilgili. Sence işte D oğlan T'de kız olarak doğurdu. Hani doğumdan gelen bir şey var mı bu konuyla ilgili? Aynı şeyi mesela zengin ve fakir için de soruyoruz. Mesela diyoruz ki aynı cinsiyetten iki çocuğu düşünün. İşte bu D, bu da T. D zengin, T'de fakir. Sence onlar doğduklarında da işte D zengin, T'de fakir miydi gibi. Beyinleri sence farklı mıdır diye sorduk. Bilim insanları onların kanlarına bakarsa D'nin oğlan, T'nin de kız olduğunu anlayabilirler mi? Yani biyolojik bir özellik var mı çocukların zihninde buna dair? İsterlerse değişebilirler diye sorduk. Mesela D erkek isterse kız olabilir mi? Bir de sence bu çevre yani sence çevrelerindekilerin yaptıklarından dolayı mı D bir oğlan, T'de bir kız oldu? Sence diye. Hani bu da tam esaslı düşünenin tersi bir şey aslında. Çevrelerindeki sebeplerden dolayı cinsiyetlerin o şekilde olması gibi. Ve belli bir puan aldı çocuklar. Bu sorulara verdikleri yanıtlara göre evet, hayır ve belki diye yanıt verebiliyorlardı. Bunları puanladık ve belli bir total bir puanları oldu. Genel olarak baktığınız zaman ben size anlatayım şimdi burada ne gördüğünüzü. Sol tarafta Türkiye'yi görüyoruz. Sağ tarafta da Amerika'daki çocukları görüyoruz.
Ve yaş da bu tarafa doğru giderek artıyor. 5, 6, 7, 8 ve 9, 10 diye gruplamışız burada. En çok esasçı çıkarım cinsiyet için yapıldı. İki kültürde de. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü hani fiziksel ipuçları da olan bir kategori bu. Dolayısıyla orada esas çıkarım çok yapıldı. İkinci önemli konu aslında sıralamanın tamamen aynı olması. Ben aslında mesela cinsiyetin Türkiye'de Amerika'ya göre biraz daha fazla esasçı çıkarıma sebep olmasını bekliyordum. Biraz daha çünkü oraya göre daha bence cinsiyet açısından daha segregated bir kültürüz, biraz daha ataerkil bir kültürüz ama onu gözlemlemedik. İkinci en fazla esas çıkarımın yapılan nationality yani milliyet. Bu Türk, bu da Makedon demiştik Türkiye'deki çocuklara. Sonra din geldi. Bu çocuk Müslüman, çocuk Hristiyan dediğimiz bir karşılaştırmaydı. Yani o da aslında bayağı bir esas çıkarıma sebep oluyor. Amerika'da da öyle. Yani Müslüman Hristiyan mı? Orada ne dedik? Evet, aynı karşılaştırmaydı. Bir de şey sormak istiyorum. Şey, o belli mesela Türkiye'deki milli hangi çocuklardan hangi şeyleri nasıl sosyoekonomik Bayağı karışık, biraz da düşüktü diyebilirim ama. Amerika'daki Amerika'daki biraz daha yüksekti Türkiye'ye göre. yani eğer böyle çok belki şey Cumhuriyetçi, demokrat, Cumhuriyetçi şey eğer biraz daha Evet, Boston civarı çok daha liberal ve daha şey toplandı Amerika'da, evet. Normalde bizim de çalışmalarımıza katılan kitle daha şey oluyor ama bu çalışmada böyle taş yerin arka taraflarında kayıştığı taraflarında böyle bir ata evleri diye bir çocukların okul sonrası aktivitelere falan gitti. Orada bir tanıdık bulduğumuz için yani başka bir sebepten değil. Oralarda yaptık. Bayağı bir daha düşük ekonomik şeyden çocuklar da geldi oraya. Yani karışık da aslında ama normale göre daha düşük seslediğimiz çocuklara göre. Amerika'ya göre biraz daha düşük de. Evet. sen şöyle bir Uzbek dedem, Belçik'ten vesaire kaynaklara düşmüştüm. O da biraz şey yapmıştım. Evet. Bastım. Evet. Tamam. Yok yok. Çok yerinde bir soru yani. Burada aslında bir fark olarak belki görebileceğimiz bir şey. Hani sosyoekonomik statüye dayalı esas çıkarımlar giderek düşüyor yaşla beraber. Bayağı bir düşüyor. Türkiye'de o kadar düşmüyor mesela. Yani çocuklar daha fazla esas çıkarımlar yapmaya devam ediyorlar bir şekilde. Bu esaslı çıkarımların şöyle bir tarafı var. Yani nasıl bir hani tutumlarımızı nasıl etkiliyor diye düşünecek olursanız şöyle argümanlar var. Bir grup hakkında daha fazla esasçı çıkarım yaparsanız daha fazla yani iki farklı gruba mensup kişiler arasında daha fazla yani farklılıkların daha biyolojik temelli olduğunu düşündüğünüz için daha önemli olduğunu düşünme gibi bir tarafa gidebiliyor. O yüzden diğer grupta olan kişiye göre kendinizi daha farklı görme eğiliminde olabiliyorsunuz vesaire gibi tarafları olabiliyor. O açıdan bir önemi var. Yani atıyorum mesela bu milliyet kavramı önemli bir şey burada. Mesela bizim kültürümüzde bu bayağı bir aslında esasçı algılanan bir şey. Çok öyle hani etnik tarafı da olduğu için mesela daha doğuştan gelen bir şey olarak görürseniz mesela onu işte Türk olmayı mesela neyse atıyorum. Hani bunun başka bir Türk olmayan birisiyle karşılaştığınız zaman aradaki farkların daha biyolojik temelli, daha zor değişebilecek şeyler olduğunu düşünüp bu kişilerin birbirinden daha da farklı olduğunu düşünmenize sebep olabiliyor gibi. Çocuklukta bir diğer önemli faktör etiketler. Yani çocuklar buna çok hassas. Bu açıdan nasıl konuştuğumuz çocuklarla ve grupların onlara nasıl ilettiğimiz çok önem taşıyor. Bir yapılan bir çalışma var. İsrail'de yapılmış bir çalışma bu. Burada böyle birkaç karakter tanıtılıyor çocuklara ve bu karakterlerin bir
kişilik özelliklerinden bahsediliyor. Bir de bir label veriliyor. Mesela burada verilen label işte religious olması. Kişilik özellikleri de mesela bu çocuk arkadaş canlısı ve dindar bir çocuk. Bu çocuk dindar ve utangaç ve belli bir oyunu oynamayı seviyor. Diğer çocuk ise seküler, arkadaş canlısı ve o da başka bir oyun oynamayı seviyor. Bu bir özelliği buna benzeyen, bir özelliği buna benzeyen çocuk hangi oyunu oynamayı sever diye soruluyor çalışmada çocuklara. Bunlar 5 yaşındaki çocuklar ve yetişkinlerle de yaptıkları bir çalışma aslında. Yetişkinler özellikle kişilik özelliklerini kullanıyorlar. Yani arkadaş canlısı mı, utangaç mı ona göre tercih ediyorlar hangi oyunu seçeceğini. Çocuklar ise label kullanıyorlar. Yani religious mı, çocuk dindar mı yoksa seküler mi buna göre daha fazla karar veriyorlar yetişkinlere göre. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Yani bu mesela tabii İsrail bağlamında önemli bir ayrım tabii. Her yerde böyle olmayabilir. Dolayısıyla hani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki de bu bilgiler değişiyor bağlamdan bağlama ama bu kültüre özgü olarak işaretlenen kategoriler çocuklar için oldukça önemli. Yani yetişkinlere göre çok daha fazla dikkat veriyorlar bunlara. Dolayısıyla orada da çocukları bu sadece bu arada bu kullanılarak yapılan bir şey değil. Mesela ne vardı başka kategori? Şimdi düşünüyorum. Hatırlayamadım detayları. Farklı farklı şeyler de bakıyorlar. Ama genel olarak buldukları şey kişilik özelliklerine göre bu kategori özelliklerini kullanmaları. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şu az önceki seçimlerinde atfedilen özellikler neye göre? Yani seküler mi kürel bir çocuğa atfedilmiş diye yani atfedilmiş de şahit. Yani o Onlar değişiyor. Onlar değişiyor şeyler arasında. O böyle burada denk gelmiş ama yani mesela atıyorum dindar olan çocuk da arkadaş canlısı olabiliyor bazı. yani. İşte değiştirmiyor aslında. Yani orada sadece hangi özelliği çünkü hani eğer arkadaş canlısı mı yoksa utangaç olduğuna göre mi karar verecekler diye bakıyorlar yoksa dindar ve seküler olmasına göre mi? Kişilik özelliklerine çocuklara çok daha az dikkat verdiklerini görüyorlar. Yani eşleşmeden bağımsız olarak. Yani onu karşı şey yapıyorlar. Ne derler? Counterbalance ediyorlar. Türkçesi nedir onu bilmiyorum şu an. Evet, böyle. Aynen. Böyle. Ama tabii eğer etmeselerdi o bir problem olabilirdi yani. Hocam farklı dinlerde yapılan çalışmalar. Bir de eski bir çalışmaydı. 2006'da yapılan bir çalışma. Daha sonra başka bir yerde yapıldığını bilmiyorum ben bu çalışmanın. Sadece İsrail bağlamında. Genel olarak sosyalleşme süreçleri de bu tutumların oluşması da çok önemli bir faktör. Yani ben size birçok hani doğuştan gelen yatkınlıklardan falan çok bahsettim bebeklik döneminde ortaya çıkan ama sosyalleşme süreçlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Yani kültür düzeyindeki farklılıkların yani nasıl bir toplumun içinde büyüyor çocuk. Bunlar da tabii ki de tutumlarını son derece etkileyen şeyler. Çok küçük yaşlardan itibaren. Ve mesela çeşitli metaanaliz var. Ebeveynlerin ve çocukların gruplar arası tutumları arasında bayağı yani elle tutulur bir ilişki görüyoruz. Küçük yaşlardan itibaren özellikle. Ve yani o açıdan bunlar önemli ve akılda tutulması gereken şeyler. Peki ne yapabiliriz? Yani şimdi neden ne yapabiliriz diyorum. Çünkü çok erken yaştan itibaren negatif tutumlar da gelişmeye başlıyor. Çok çok fazla oraya ben girmedim ama kendi grubundan bir başka gruptan olanlara karşı işte 6-7 yaşından itibaren negatif atıflar yapmaya başlıyor çocuklar. Vesaire vesaire. Bu giderek tabii ki de yetişkinlikte daha büyük boyutlara da ulaşıyor. Dolayısıyla önce bir size sormak istiyorum. Bununla ilgili mesela sizin aklınıza gelen tabii ki de şey önemli. Yani dediğim gibi böyle çocukların ebeveynlerin özellikle tutumları çok önemli. Yani ebeveynin
kendi tutumlarını önce değerlendirmesi gerekiyor ama başka böyle hani gruplar arası dinamiklerde neler yapılabilir? Benim aklıma temas kuramı geldi. Yani böyle farklı gruplarda olan kişilerin birbirleriyle temas ettikçe, vakit geçirdikçe olgunlukların arttığını biliyoruz. Bu olabilir bence. Evet, çok güzel. Özellikle Biraz da bu ondan bahsedeceğim. öğretmenlerle mülteciler olan farklı okullarda işte kaynaştırma öğrenci vesaire okulları. Bunların olgun şekilde arttığını ben de şey, İzmir Çocuk Üniversitesi'nde staj yapmışım. Orada da iki tane göçmen çocuk vardı bu yere. Bir yere geçişinde bulunan diğer çocuklar onun Suriyeli olduğunu ve benim onunla konuşmamam gerektiğini söylüyor işte. Yani burada aslında temas ettiğim branda çok etkili oluyor mu? Onu da en değilim yani. Belki daha yapıcı bir ilişki kurmalarını sağlamak, orada olumlu yönergiler vermek. Böyle şey yapmak iyi olabilir. Çok güzel bir noktaya değindin sen de. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Sadece kontağın kendisi yeterli olamayabiliyor. Hikayeden yani, mesela çocuksu özellikle ondan farklı ırk olsun, cinsiyet olsun vesaire insanların birlikte sağlıklı ilişkiler kurduğu hikayeler aktarırsa bunları gerçek hayatlarında uygulamaya başlayabilir miyim? Evet, yani bu Yani iki açıdan belki önemli. Bir tanesi çocuğun aslında maruz kaldığı farklılıkları artırmış oluyor. Hikaye aracılığıyla da olsa. Değil mi? Yani bizim mesela Türkiye'de ırk açısından çok kısıtlı bir şeyimiz var. Yani farklı ırklara çocuklar da pek maruz kalmıyorlar vesaire. Belki bir o. Bir de onların aslında olumlu ilişkiler kurduğu örnekler göstermek ben önemli. hikayenin daha etkili olacağını düşünüyorum. İkisi de gerekli bence ama hikaye spesifik olarak çünkü insanlar narratif olarak bu anları yaratıyor. Yani bu zaten biz de öğretiyoruz. Bize bir hikaye sunuluyor küçük yaşta onu kabul ederek. Evet. Onu bozacak bir kanıt bir hikayenin yapılması gerekiyor. Yani daha çok çünkü o hikaye var oldukça o çocukların hepsini aynı ortama dağıtsa düzenli. Evet. Hocam ben temastan önce çocuğun yani yaşlandığı bir durum olacaksa bu hikaye dediğim bir kapsın. Başka bir düşünüyorum ki neyse. Odunlarla oynayacaklar mesela işte hani önce bekler bu şekilde hani kısılarak. Sonra temas geldiğinde ki yabancı kalmışsın. Ama böyle bir oryantasyon gibi düşünebiliriz. Sonra. Bunu yapan bir çalışma oldu. Hatta bu İsrail'deki grup bu bebekleri kullanarak biraz böyle aslında çocuklara bu modellemeyi yapmaya çalışıp bunun başarılı aslında bir şeylere sebep olduğunu da gösterdiler. Dolayısıyla evet güzel bir nokta. Mesela şey bu kırmızı örneği var deneyim hani beyaz kırmızı siyahın arasında diyorlar. Şurada ya da beyaz mı kendi yani hayvanları halinde bir diğer de zarar verebiliyorlar. Yani bir açısından hazırlık yapmak gerekiyor çünkü. Evet, güzel bir nokta. Farklılıkların farkında olup doğru bilgiyi sağlayabilen eğitmenlerle danışabilecekler yani oyun bulduysa onu lead eden insanın o konuyu o anda handle edebilmesi yani Evet. soru geldiğinde Evet. vesaire ve bilgi söylediğiniz için muhatap olduğu diğer insanların da bu konuya hakim olması. Kesinlikle söylediğin şey çok önemli. Farklılıkların farkında olmak dedi. Bu mesela ebeveynler tarafından yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Amerika'da colorblindness deniyor buna. Irk diye bir şey yokmuş gibi. Özellikle de daha yüksek sosyoekonomik gruptaki ailelerin bir stratejisi bu. Bu şekilde çocuklara ayrımcılığı hiç şey yapmadıklarını düşünüyorlar. Yani ona maruz bırakmadıklarını düşünüyorlar. Ama yanlış düşünüyorlar. Aslında araştırmalar mesela bunun çok kötü bir strateji olduğunu gösteriyor. Yani o farklar hiç yokmuş gibi davranmak çocuklarda hiç işe yaramıyor. Ve maalesef geri tepiyor. Bizde de mesela ben örneklerini yani ara ara denk geliyorum. Bu gruplar arası tutumlara dair gelişimsel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz işte. Ve çok hassas bir konu tabii ki de ebeveynler de tepki veriyorlar. Mesela o demin gösterdiğim size çalışmada bu işte esas çıkarımlara baktığımız çalışmada ilk başta etnik grupları şey yapmak için Türk ve Kürt çocuk gösteriyorduk. O kadar tepki verdi ki aileler şey diye yani kötü bir niyetle değil ama şey diyorlar siz işte böyle bunları label ederek çocuğuma şimdi ayrımcılık
şey yapmış olduğunuz, zihnine sokmuş olduğunuz gibi. Ama bunlar mı var? Bizde Türk'te var, Kürt'te var. Bunun farkındalığı da önemli bir şey demeye çalıştık. Ama sonra baktık ki bu olmayacak. Makedon kullanmaya çalıştık. Çünkü şey, en dedik hani zararsız minority o olabilir falan. Ama onda bile böyle dedim ya size bir işte ata evine gidiyorduk. Oranın müdürü Makedonmuş. Dedi ki niye Makedon kullanıyorsun? Ya herkes bir şeylerden maalesef rahatsız oluyor. Yani maalesef de demeyeyim yani biz zor bir ülkedeyiz yani bu tür şeyleri çalışmak için. Dolayısıyla insanların stratejisi de evet bunlar yokmuş gibi şey yapmak yani birazcık böyle çocuklarını o şekilde ayrımcılıktan koruyabileceklerini düşünüyorum. Ama aslında en başta o farklılıkları acknowledge etmek en önemli adım. Ondan sonra da daha farklı boyutlara geliyoruz tabii. Ben hocam belki bir şey daha Can. söyleyeyim. Ne olur? Özellikle çok yararlaştı son zamanlarda. İşte ilişki kurma, paylaşma, yardımlaşma bunları öğrenmek. Bunlar üzerine. Evet, Evet. o sosyal davranışlar dediğimiz şeyler. Sosyal örgütler de söylüyor. Onlar kullanabilir. Belki canlandırmak işte. Onlar kullanabilir. Çocuklar beceriye dair bir şey kullanabilir. Evet. Rol oynayabilir. Evet. Yani. Evet. Yani çocuğun sosyal ilişkileri kendimde farklı değer yargılarını öğrendiği mekanlara bakayım. Aileler, Okul. okul var, arkadaşlar program var, devlet var. Şimdi bunları düşündüğümüzde en temel aile diyoruz. Evet. Çocuğu şey yapmak için öncelikle ailesine belli şeyleri Öğretmek öğretmek, aşılamak gerekiyor. İkinci olarak sokak, bu biraz şey var. Kentsel planlamayı da yorum mülteci kamplarında ev içi sıraya giriyor insanlar önemli. ve onlar hepsi aynı bölgeye değil fakat işte Farklı yerlere. farklı yerlere nasıl diyeyim %5, %10 olacak şekilde ya da oranlar değişebilir. Böylelikle oradaki işte post culture yani şeyler dersek tüm çocuklar işte Suriye çocuklar daha böyle şey yani şeyleri Türkiye'de ne kadar arttıkları bu. O anlar çünkü yani o süreyi çok iyi yönetemedi. Hani Amerika'da şey buraya doğru söyleniyor. Yani müsaadenizle bayağı kolay değil. Daha sonra da ne vardı? Okul vardı. Yani okulda da yani şeyi öğretmenlerin dahi Suriyeli öğrencilere nasıl yaklaştığını bazı öğretmenlerin bir de Evet. görüyoruz. O konuda belki şeyler de. Medya, mesela geçen bu seçim sürecinde hani zaten bayağı bir şey çıkmıştı ortaya. Çizgi filmler oldu. Mesela çizgi filmde şeyi Dijitaliciler oldu. İşte şey yapıyor diye. Suriyelileri övüyor. Çocuklarımıza böyle şeyler yapıyor. Bunlar yapmaya çalıştım. Tabii o çizgi filmlerinde aynı zamanda programda nasıl işte oralarında Tabii, yaptıysa puanlarla hani TRT bir başka bir beraber. Medya çok önemli, evet. şey. Yani orada hepsi çok önemli aslında bunların. Hiçbirinde Yani aslında zaten okul mesela bunları pekiştiriyordu. Yani öyle bir tabii. şey var. Bilim Değişim sistemi olsun. sistemi çok Yani aile de önemli. pekiştiriyor bir noktada aslında. Ama yani onlar birazcık okula geldiğinde, sosyal hayata geldiğinde bunlar Evet. pekişmeye var. Evet. Kendine geldiğinde. Evet. Yani öyle bir Yani biz çok enteresan birkaç böyle kültürler arası çalışma yaptık ve tam da söylediğin şeyleri görüyoruz, trendleri görüyoruz. Yani çocuklar okula başladıklarında aslında mesela diğer karşılaştırdığımız yerle çok farklılaşmazken bir anda mesela bu gruplara dair şeyleri 5-6 yaşla 9-10 yaş arasında birdenbire diğer yerlerden farklılaşarak böyle aşırı in-group tarafına böyle gitmeye başlıyor. Benim de düşüncem eğitim sisteminde onun çok vurgulanıyor olmasıyla alakalı. Yani ben öyle düşünüyorum artık. belki şey olabilir hani bu Zafer Şehir Üniversitesi işte Evet. öyle bir şey var Evet. üst ha tam şey yani üst amaçlar süper organik Evet. hedefler belirlenir belki Evet. o hedefler üzerine beraber nasıl çalışabiliriz Evet. bunun uygulanması Evet. etkili olabilir Evet. yani. Evet. O da güzel bir öneri olabilir. Bir tane Zoom'da galiba Elif. Evet. Evet hocam, ben de arkadaşlarımın söylediklerine ek olarak genelde yani çoğunlukla çocukların fikirlerini nasıl değiştirebiliriz ya da onlara karşı adaptasyon nasıl sağlarız şeklinde konuştuk ama bence asıl değişmesi gereken şey ebeveynlerin tutumları ve
İşte konuşma ve düşünme şekilleri ve bunları yansıtma biçimlerinin değişmesi gerekiyor. Çünkü çocukların birincil olarak en güvendikleri, işte sözünü dinledikleri ve işte doğruluğundan emin oldukları, işte yanlış ya da işte doğruyu direkt olarak feedback olarak geri aldıkları birinci kişilerin hani öğretmenlerinden önce, yani hani eğitim evde başlar mantığıyla birlikte aslında anne ve babalarının görüşleri diye düşünüyorum. Halihazırda yani problemi olan çocuklarda zaten ilk olarak problemi diyelim anne babayla hani bir farklılık çatışmasını bile orada yaşarken açığa çıkan şey, düşünce birinci olarak orada ortaya çıkıyor. İkinci olarak da dışarıda bir annenin ya da babanın işte farklı biriyle konuşurken, görüşürken ya hani daha net şekilde anlatması gerekiyor. Yani ekleme çıkarma olmaksızın. Yani o işte ten rengi diyelim siyah ise onun işte onun da genleri nasıl sen işte beyazsan onun da annesi babası böyle olduğu için o da böyle dünyaya geldi gibi realist bence aktarım yapmak gerekiyor. Hani daha güzelleştirmeler, daha doğrusu daha pozitivize etme durumu sonradan etkisini kaybedebilir diye düşünüyorum ben de. Yok zaten hani illaki de hani şey ya şu da bir gerçek bu arada. Mesela bu denelik bilgilendirmelerin aslında çok zarar veren şeyler olduğunu düşünülüyor ve bunu çok yapıyoruz. Şunlar şöyledir, bunlar böyledir, kızlar şöyle yaparlar, erkekler böyle yaparlar falan gibi bu genellemeler mesela aslında çok yanlış yerlere gidebiliyor. O yüzden her şey bu gerçekçi demen o anlamda bana bunu çağrıştırdı. Yani hani her zaman da illa her şey bu kadar siyah ve beyaz zaten değil. Bir de çocuklara bu genellemeleri çok fazla şey yaptığınız zaman, söylediğiniz zaman o da maalesef ki hem genellemeler daha fazla esasçı çıkarım yapmalarına sebep oluyor hem de maalesef ayrımcılar da oradan gidebiliyor falan. Ben de şey yani sınırınız orada şey yani çünkü birazcık da zaten bu hani vesaire bunların üstünden sohbet sonra gelmişse aslında bu tarihsel açıdan böyle 200 sene 300 sene önceki o pozitif filmlerin başarılı bir bahsettirmesinden dolayı da gerçekleşti. Öyle bir etkisi var. O yüzden bence daha böyle sanatsal bir yaklaşım gerekiyor. Yani burada daha manevi bir maddeyle ziyade. Üstüne bir de kibrit diye bir kavram var. Ben edebiyat okuyorum. Kibrit kavramını çok konuşuyorum. Bilmiyorum psikolojide geçiyor mu bu kavram ama mesela mülteci bir aileye de bakın. Onun çocuğu oluyor burada ve işte ırkı mesela yani Suriyeli annesi babası ama Türk gibi büyüyor. Mesela bu çocuğun yaşadığı bambaşka bir psikolojik durum da var mesela. Yani bu zaten bunlar hiç konuşulmayan kısmı ayrı. Onları da bence dikkat çekmek gerekiyor. Yani bunlar çok siyah beyaz şeyler değil Evet. zaten Bir güzel özellikle yani tam bunu gösteren bir şey. şeyler. Yani şimdi o kadar bir kategoriye sığmadım. Yani günümüz dünyası bu kadar globalleşmiş bir dünyada yani. Hepimiz burada İngilizce biliyoruz mesela yani. İngilizce bildiğimizde farklı düşünüyoruz bir yandan da İngilizce konuşmak için. Yani bu bile başlı başına bir fark. Kesinlikle. Tam bir şey diyeyim. Bunlar konusunda kendine başka bir şeyin, başka birinin, başka bir grubun üzerinden tanımlamaları da bayağı bir olduğunu düşünüyorum. Başka eğitim modelleri var alternatif ama yaygın olan eğitim modelleri için aslında bireyselliği destekleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çocuğun kendi geliştirmesini, kendini keşfetmesini, etrafını keşfetmesini bir structure içinde o aslında gruplaşmaya ve kendini tanımlamaya çalıştığı dönemde farklılıklar üzerinden bilmesine çok olası buluyorum. Yani öyle bir ilişki kurulmaz. Tabii, yani o zaten çok büyük bir parçası. O dediğim hani self identify etmeye başladıktan sonra zaten işler değişmeye başladı. Yani orada bir kırılma oluyor gibi. Yani çünkü onun da evrimsel açıklamaları var. Yani it makes sense. Hani tabii ki de kendini bir yere ait hissetmek, o ait olduğunu kurmak, diğerlerine göre daha iyi olduğunu düşünmek çok doğal şeyler aslında. Bunda zaten bir problem yok aslında kendisi ama onun bir yan etkisi olarak da bir yerden sonra diğer gruplara da daha negatif şeyler atıf edilmeye başlıyor. Orada birazcık sorunlar çıkmaya başlıyor falan. Yani evet ama evet o kesinlikle önemli bir kırılma noktası ama onun önüne geçemeyiz. O aslında önemli ve faydalı da bir şey. Yani
gruba dahil olma hissiyatı aslında çok içgüdüsel, çok önemli bir şey yani bizler için. Gerekli de bir şey. Şimdi biraz birkaç bir şey onunla ilgili söyleyeceğim. Bunu biraz hızlı geçeceğim. Zaten belki biliyorsunuzdur Şerif'in çalışmalarını. Sen zaten bahsettin. Bu böyle 1950'lerde yapılmış çok ünlü yani bilinen bu alanda çalışmalar. Böyle Amerika'da böyle izole bir yerde bir kamp yapıyor araştırmacılar ve sadece olan çocukları aslında geliyor buna. Şöyle katılımcılar 11 yaşındaki erkek çocukları işte bunlar böyle iki farklı gruba atanıyorlar. Ama ilk başta farklı grupların olduğunu farkında değiller. Sadece kendi gruplarını biliyorlar. Çocuklar daha önceden birbirlerini tanımıyorlar. Al orta sınıftan geliyorlar. Beyaz protestan. Normal IQ vesaire. Yani şey, çocukların öyle özel bir sorunlu falan filan gibi tarafları hiç yok. Araştırmacılar gözlemci olarak bulunuyorlar burada. Belli faaliyetleri falan başlatıyorlar ama genel olarak pasif olarak rol alıyorlar çalışmada. Robbers Cave deniyor işte bu şeye. Çalışmanın isminde öyle biliniyor yani. Bu işte kamp alanı, bir grup şuraya alınıyor, diğer grup da şuraya alınıyor ve dediğim gibi ilk başta birbirlerinden aslında haberdar değiller. Şöyle anlatayım, ilk başta bir gruba atanıyorlar ve kendi gruplarını biliyorlar sadece. Bir noktadan sonra diğer grupla iletişim, onun varlığını öğreniyorlar ve iletişime geçme başlıyor. En sonunda da bir bireye araya gelme durumu oluyor ve orada zaten biraz olaylar karışıyor. İlk başta çocuklar sadece ilk aşamada kendi gruplarından haberdarlar ve şey gözlemleniyor. İki grupta da işte bir böyle bir liderimsi bir karakter ortaya çıkıyor, hiyerarşik yapı ortaya çıkıyor filan, böyle enteresan bir grup oluştu önce gözlemliyorlar filan. Ondan sonra isim seçiyorlar kendi filan falan. İkinci aşamada çocuklar diğer gruptan haberdar oluyorlar. Evet, sizin gibi bir grup daha var deniyor. Bunlara biraz böyle kompetitif, birbirleriyle mücadele ettikleri çeşitli oyunlar oynatılıyor. İşte mesela bu oyunun ismi halatı, işte kim çekebilecek falan filan gibi. Ve bu ikinci aşamanın sonunda çocuklara arkadaş seçimleri soruluyor. Ve gördüğünüz gibi neredeyse %100 oranına gelecek şekilde kendi gruplarından olan kişileri tercih ediyorlar. Yani bu grup son derece yani ne ırka dayalı ne dine dayalı ne bir şey. Onu bir aklımızda tutalım. Çok son derece orada oluşturulmuş bir grup aslında. Ona rağmen son derece etkili olduğunu görüyoruz. Son aşamada da belli bu çocukları bir araya getiriyorlar. İşte mesela bir yemek yenecek falan filan. Fakat kavga çıkıyor. İşte her yer batıyor falan bu şeylerden bir tanesi. Ondan sonra işte bir kahvaltı yedirmeye çalışıyorlar beraber. Sürekli bir şey var gruplar arasında yani. Tension var. Ve ondan sonra ne yapabiliriz bunu azaltmak için diye bakıyorlar ve iki grubun ancak ortak olarak birlikte çalışarak çözebileceği sorunlar üretiyorlar. İşte şu su deposu bozuluyor, onu tamir etmeleri için beraber bir şey yapmaları gerekiyor. Ortaklaşa çalışmaları gerekiyor. Veya işte şu kamyon bulduk, onu çekmeleri gerekiyor. Şeye saplanmış, çamura saplanmış. Ancak iki grup beraber olursa çıkarabilecekler falan gibi. Ve ancak bunları yaptıktan sonra biraz o şeyin kırıldığını görüyorlar. Yani artık o düşmanca tavır biraz azalıyor. Hatta tekrar arkadaş seçimlerine baktığımız zaman biraz üçüncü aşamada biraz düşük görüyoruz kendi gruplarından olan kişilere karşı. Diğer gruptan da arkadaş seçmeye başladıklarını görüyoruz. Ve bu demin bahsedildiği gibi temas işte hipotezi ya da işte teorisi neyse çok önemli sosyal psikolojide teorilerden bir tanesi aslında. Uygun koşullar altında farklı gruplar arasındaki temasın ön yargı ve ayrımcılığı azaltabileceğine dair bir görüş. Bununla ilgili çok fazla araştırma var. Gerçekten de hani etkili bir yöntem olduğu düşünülüyor ama tabii orada uygun koşullar kısmı çok kritik. Nedir o koşullar? Olput'a göre karşılaşma bağlamında eşit statü olmalı. Yani bir grup daha iyi, bir grup daha kötü olunca bu iş biraz zor oluyor. Ortak hedefler
olması. Mesela bu demin gösterdiğim çalışmadaki gibi iki grubun beraber çalışarak bir sorunu çözmeleri. Mesela bu çok etkili bir yöntem gibi gözüküyor. Ve çeşitli üzerine anlaşmaya varılan davranış normlarının olması da bu işi kolaylaştırıyor. Yani çok farklı dünyalardan olunca biraz zorlaşıyor işin özü. Meta analizler var artık. O kadar çok çalışma zaten var ama hani uzun zamandır bunlarla ilgili meta analizler de yapılıyor ve hakikaten etkili olduğu gözleniyor yani bu temas ile yargılarının azaltılmasını. Ama şu da var. O koşullar karşılandığında özellikle daha büyük bir etki görüyorsunuz. Yani az önce listelediğim eşit statü, işte ortak bir hedefe yönelik çalışmak gibi şeyler olduğunda çok daha etkili olduğunu görüyoruz temasın. Şimdi bunun neden, yani temas neden etkili bir şey? Genel olarak da neden etkili olması gerekiyor diye düşünecek olursak. Şöyle sebepleri var. Deniyor ki ön yargı aslında kısmen kötü bilgilere dayalı grup hakkındaki genellemelerin bir sonucu. Yani siz oradan buradan bir şeyler duyuyorsunuz dış grup hakkında. Genellikle bunlar negatif şeyler, işte şunlar şöyle yaparlar falan gibi. Bunlar aslında çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bilgiler. Her yerden bize bombardımanla uğradığımız bilgiler. Dolayısıyla temas ettiğimizde o genellemelerin değiştiğini görüyoruz. Aslında gerçeklerin öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Yani siz bir grup üyesiyle, olumlu bir dış grup üyesiyle olumlu bir etkileşim yaşadığınızda o genellemeler biraz kırılmaya başlıyor. Dolayısıyla bir etkisi bu. Hatta genişletilmiş temas hipotezi diye bir şey var. Extended contact İngilizcesi. Sizin kendi grubunuzdan başka birinin de dış grupla olan ilişkisi sizin ön yargılarınızı kırabiliyor. Ve ya o da bir sizin direkt kontak kurmanız da gerekmiyor. Sizin kendi grubunuzdan başka bir kişinin de kontak kurması yine aynı şekilde olumlu şeylere neden olabiliyor o gruba dair ön yargılarınız hakkında. Şimdi birkaç tane ana fikirle ders bitireceğim. Sonra sorularınız olursa gene konuşuruz. Şimdi öncelikle size hem yani özellikle bahsetmek istediğim konu bu aslında biraz. Bebekliğe falan dönmemizin sebebi tabii ki de bebeklikte ön yargıların oluştuğunu söylemiyorum. Öyle bir argümanım kesinlikle yok. Bebeklerin zihninden geçenleri yetişkinlerle aynı olduğunu da söylemiyoruz. Bu da çok önemli. Ama bizim bir şekilde hem başka türlerin hem bizim yani insan türünün yaşamış olduğu pek çok şey bir araya gelip zihnimizin evrildiği tarih boyunca bize bazı kalıntılar bırakıyor. Bunları biz işte çok küçük yaşlardan itibaren gözlemleyebiliyoruz. Yani illa bazı şeyleri kendimiz deneyimleyerek öğrenmiyoruz. Biz doğduğumuz zaman zihnimizde bunlar mevcut. Dolayısıyla mesela bunlardan bir tanesi işte canlı cansız ayrımı çok önemli bir şey ve orada olması gerekiyor. Belli tutumlar, iyilere karşı olan bizi çeken şey mesela. Bunlar bizim hayatta kalmamızı zamanda sağlamış olan şeyler olduğu için çok erken yaştan itibaren ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Bu önemli bir şey. Keza tanıdık yüzlere olan, tanıdık seslere olan bizim tercihlerimiz. Yani bebeklerin kendi dilini konuşan kişiye daha uzun bakması, tabii ki de bebeğin grup algısı, bu benim grubumdan, ben diğerini sevmiyorum gibi bir şeyden dolayı değil. Ama tanıdıklık muhtemelen şöyle bir önemi var. Bir kişi size tanıdık olabiliyorsa demek ki o kişi sizi öldürmedi. Yani siz hayatta kalabildiniz. Demek ki safe. Yani o kişi bir şekilde bir de şu tarafı da var tabii. Yani bu kişi ben bu dili duyuyorum, maruz kalıyorum. Çevremdeki insanlar bunu konuşuyor. Ben bu özelliklere sahip kişilere daha fazla dikkat vererek gerekli şeyleri daha kolay öğrenebilirim gibi bir takım şeyler de olabilir. Dolayısıyla bunun bir sürü aslında hayatta kalmayı kolaylaştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran boyutu var.
Ama tabii ki sadece o değil. Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bebeklikte bile neye maruz kalıyorlarsa ona göre tercihleri değişiyor. Atıyorum işte bakım veren kişi erkekse erkek yüzlerine daha fazla dikkat veriyorlar filan falan. Yani illa mesela bebekler hepsi evrensel olarak kadın yüzlerine daha uzun bakarlar diye bir şey söylemiyoruz. Orada neye maruz kalındığı da çok önemli. Dolayısıyla burada böyle bayağı bir karmaşık bir aslında ilişki var. Bu ilişki bebeklerin zihinlerini şekillendiriyor ve daha sonra şekillendirmeye de devam ediyor hayat boyunca. Zaten söyledim. Oldukça sofistike bir sosyal algı mevcut. Ama bu dediğim gibi yetişkinlikteki ön yargıların temeli olmak zorunda değil. Ve farklılıkların önemi aslında biraz da ortaya çıktı sanıyorum ders sırasında. Bu grup algısını ya da o gruplar arası tutumları, olumsuz tutumları değiştirmek için herkes birbiriyle aynı gibi davranmak gerekmiyor ki hatta bunun zararlı olduğuna dair bulgular var. Bu arada şu da önemli, ondan da bahsetmek isterim. Bir sürü müdahale programı var aslında. Çok son yıllarda yapılmış bir çalışma yok ama biraz daha eski çalışmalar müdahale programlarının bazen olumsuz etkilerinin de olduğunu gösteriyor ilginç bir şekilde. Çünkü tam olarak hala mekanizmaları çok iyi bilmiyoruz. Mekanizmaları bilmediğimiz için yanlış şeyler de yapılıyor yani. O da önemli yani her zaman her müdahale programı yani sizin çalışacağınız, düşündüğünüz şeyler tam tersi etki de yaratılıyor ilginç bir şekilde. Küçük çocuklarla nasıl konuştuğumuz, gruplar hakkında, kişiler hakkında nasıl, ne tür bilgiler verdiğimiz çok önemli. Ve bunlar gerçekten çok uzun süreli etkileri olan şeyler olabilir. O yüzden bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Ve tabii ki farklılıkları görmezden gelmemeliyiz. Dediğim gibi bunun da olumsuz bir şey olduğuna dair bir sürü bulgu var. Kabul etmek ve ona göre konuşmak çocuklarla çok daha iyi bir strateji gözüküyor. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sizin sorularınız varsa onlar benim geçen dersle ilgili şu anne karnındaki çocukla ilgili deneyden bahsetmiştiniz ya hani iki karenin bir karenin altı olduğu bir yüze benzeyen bir şekilde verildiğinde böyle Hocam çok pardon, bölebilir miyim? Çok kısa, hemen biz de çıkacağız da konularınız eğer bittiyse buradan canlı yayını sona erdirip kaydı sona erdirip evet. artık tamamlayabilir miyiz? Evet. O deney nasıl yapıldığını merak ediyorum. Gerçi onun detaylarını ben de tam bilmiyorum. Bir şekilde bir teknolojiyle ne derler? Şeyin duvarına rahmin duvarına onu yansıtabilmişler. Ve ondan sonra da fetüsün o tarafa mı bu tarafa mı döndüğünü zaten onu görebiliyorlar çok kolay bir şekilde de. Yani onu ölçmüşler. Ne tarafa daha çok oryante oluyor diye. Ama yansıtma kısmını teknolojik detaylarını bilmiyorum yani. Bir şekilde ama duvara onu yansıtmışlar yani. İlginç bir çalışma. En son şeyden bahsettiniz. Müdahalelerin bazen olumsuz sonuçlara da yol açabileceğinden. Yani bir örnek olarak ben çok merak ettim. Bir şey oldu. Yani tam